Efendim iyi akşamlar. Sandığa artık sadece 35 saat kaldı ve bizler sizlere Liderler Fox'ta programında Ankara'dan yani Cumhuriyet'in başkentinden iyi akşamlar diyoruz ve bugünkü konuğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yoğun bir gün. Evet. Hem Samsun hem Ankara hem de bereketli yağışlı bir Ankara. Güzel bir yağmur vardı evet. Şimdi size sorularımız var. Ben hemen izleyicilerimize biz bizeyiz sorularımızı yönelteceğiz. Doğan Şentürk Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni. Tülay Ünal Öç'ten Fox Haber Ankara temsilcisi. Selçuk Tepeli Fox Haber Ana Haber Anchor'ı ve Engin Yılmaz Fox Haber Ankara Haber Müdürü. Birlikte sorularımız var yönelteceğiz. Ama biz biliyoruz ki Doğan Şentürk'e geldiği burada bulunan herkese geldiği o mesajlar atanmayla ilgili arkadaşlarımızdan da Liderler Fox'ta programına belki kendisini hatırlatmak isteyen izleyicilerimiz vardır, arkadaşlarımız vardır. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sorularınız vardır Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sorularınızı da bizlere yöneltin lütfen diyerek Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Buyurun. Teşekkür ediyorum efendim. Yoğun kampanyanızı Türkiye'nin en çok izlenen ekranında noktalıyorsunuz. Evet. Ve noktayı buradan koyacaksınız. Mesajlarınız olacak. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Noktayı buradan koyduğunuz için. Hoş geldiniz diyoruz. Çok önemli bir mitingden geldiniz. Çok kalabalıktı. Evet. İzledik. İlker'in de söylediği gibi yağmur altında çok sayıda seçmen o mitinge akın akın geldi. Şimdi beni en çok memnun eden gençler ve kadınların yoğun olması. Evet. Evet. Türkiye'nin gözü kulağı burada efendim. Türkiye demişken de az önce İlker'in de söylediği bir atama bekleyen öğretmenler, evet, atama bekleyen İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunları, iyileştirme bekleyen kamu mühendisleri, kamu avukatları, işçiler, memurlar, emekliler, asgari ücretliler, hatta oda bekleyen, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden, evet, oda bekleyen gümrük müşavirleri hepsi mesaj gönderdiler bize. Evet. Programın ilerleyen bölümlerinde İlker zaten konuları açacaktır ve geleceğiz ama Türkiye'nin asıl beklediği, mesajını beklediği şey seçim tedirginliği. Siz Samsun'daki mitinge büyük bir yoğun güvenlik önlemleri, evet, altında çıktınız. Çelik yelekle çıktınız. Bundan bir süre önce de seçim gecesi uyarılarınız oldu. Sevinç gösterileri provokasyona, evet, dönüşebilir, aman dikkat edin dediniz. Ve bir korku dili var. Ve bu korku dili bütün uyarılarınıza rağmen, bütün sağduyulu çağrılarınıza rağmen el yükseltiyorlar. Cumhurbaşkanı en son olarak 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan 14 Mayıs'tan sonra gelecek, biz sizin üzerinizde tepineceğiz dedi. Cumhur İttifakı'nın orta Bahçeli, ya müebbet alacaksınız ya vücutlarınıza mermi alacaksınız dedi. ve Milli Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ da bugün bir tweet atarak İçişleri Bakanlığı'nın jandarmayı ve polisi ıslak tutanakları almaları gerektiğinde talimat verdiğini, fakat jandarmanın ve polisin direndiğini, bunu yazılı bir emirle, yarın çünkü başlarımız belaya girmesin diye yazılı emir istediklerini ve ortalığın gergin olduğunu söyledi. Şimdi bütün Türkiye, bütün bu olup bitenlerde sizden bir mesaj bekliyor. Seçim öncesi, seçim sırasında ve seçim sonrası için. Şimdi seçim öncesi bütün yurttaşlarımdan şunu bekliyorum. Herkes sandığa mutlaka gitsin ve oyunu kullansın. Çünkü bu seçim sıradan bir seçim değil. Bu seçim Türkiye'de ya demokrasiyi gerçekten getireceğiz ya da demokrasiyi tarihin çöp sepetine atacağız. O nedenle sadece benim değil, aslında bu ülkede oy kullanan her vatandaşın sorumluluğu var. Bunu hepimiz bir şekliyle hayatımızın bir anında yaşıyoruz. Ya baskı geliyor, ya sosyal medyadan bir sıkıntı geliyor, ya sert az önce okuduğunuz mesajlar geliyor. Ya Allah aşkına biz savaşa mı gidiyoruz? Hayır efendim. Daha önce de efendim işte eğer muhalefet kazanırsa darbe olacak demişlerdi. Ya seçim tarihini belirleyen sizsiniz. Meclisi fesheden sizsiniz. Kimlerin seçime gideceğini, oy kullanacağını belirleyen Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi kalkmışlar bunu farklı dillerle ifade ediyorlar. Sayın Erdoğan'ın da diğerlerinin de ifadeleri ürkütücü. De 15 Temmuz'u. Ne ilgisi var 15 Temmuz'da? Ya sandığa gidip oy kullanacağız. Demokrasinin gereğidir bu zaten. Şimdi bütün bunlara baktığımızda elbette kaygılanmamak mümkün değil. Çünkü iktidar sahipleri halkın oylarıyla gitmeleri gerekir diye bir tablo ortaya çıkarsa,
ki çıkacak böyle bir tablo, hep beraber bunu göreceğiz ve yaşayacağız. Biz gitmeyeceğiz diye bir mesaj veriyorlar. Kimsiniz siz ya? Nasıl gitmesiniz? Kendinizi halkın üstünde mi görüyorsunuz? Sandık kondu. Oylama yapılacak. Ve dolayısıyla siz de tıpış tıpış gideceksiniz. Bu kadar basit. Demokrasinin kuralı budur. Sandığı koyarsınız, mesajlarını verirsiniz. Halk mesajlarınıza evet veya hayır der. Sonunda sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duyar. Saygı duymayacağı yönünde görüşler beyan ediliyor. O nedenle öncelikle iktidar sahiplerinin bu mesajları vermesinin temelinde şu yatıyor. Vatandaşları sandığa gitmekten nasıl alıkoyabilirim? Tam tersine bana göre bu mesajı verenlere karşı her yurttaşın sandığa gidip oyunu kullanması lazım. Kimsin sen demesi lazım. Ben kendi oyumu kullanacağım ve sen de o oyun gereğini yerine getireceksin. Mesajı vermesi lazım. O açıdan bütün vatandaşlarıma diyorum, tam bir bayram havası içinde komşularınızla, yakınlarınızla beraber gidin sandıkta, oyunuzu kullanın. Oy kullandıktan sonra sayım işlemi başladığında her vatandaşın sayım sonuçlarını izleme hakkı var. Çıkacak, nerede oy kullandıysa kendi sandığına bakacak. Orada müşahitler var, sandık görevlileri var, orada bir yargıç var. Ve hiç kimse unutmasın, okulun önünde bir de gönüllü bir avukat var. Herhangi bir sorun çıktığında bizim arkadaşlarımız hemen avukatı arayacaklar. Dolayısıyla tam bir güvenlik içerisinde sonuçlar belli olacak. Sonuçlar belli olduktan sonra da elbette bunu dostlarına, arkadaşlarına, medya mensuplarına ulaştırabilirler. Bizim sandıktaki sonuçlar budur diye. Herkes bunu duymalı. Bizim görevlimiz ise seçim sırasında sayıma bakacak, kontrol edilecek. Aktarmalar doğru mu yapıldı, yanlış mı yapıldı onlara bakılacak. Sonra cep telefonuyla tutanağın fotoğrafını çekecek ve genel merkezimize aktaracak. Demek ki seçim öncesi, seçim sırası, seçimden sonra da şu. Şimdi bir taşkın... Avukatı tanıyabilecek miyiz? Efendim? Okulun önünde o sandığın civarındaki gönüllü bir avukat olacak dediniz ya, her okulda, her verilecek her yerde. Evet. Onu tanıyabilecek miyiz kolayca? Nasıl bulacağız kolayca avukatı? Onu biz kendi görevlimize bildiriyoruz zaten. O hangi avukatın orada olduğunu biliyor çünkü telefonu var. Sandığı boş bırakamaz. Hemen cep telefonuyla avukatı arayacak. Avukat arkadaş gidecek. Avukatlar gönüllü avukatlar. Bütün büyük kentlerde gönüllü avukatlar, bizim partiden de diğer partilerden de avukatlar var. O telefon edildiğinde avukatlar gelecek, duruma müdahil olacak. Zaten şöyle ifade edeyim. Bu seçimi ilk kez bu kadar gerçekten ciddi bir çalışmayla yaklaştık ve bu çalışmayı 1,5 yıllık süre sonunda tamamladık. Hem kendi partimizin kendi içinde, hem kendi partinin eğitim merkezinde özel çalışmalar yapıldı. İnsanlar davet edildi. Davetlerden sonra onlar eğitildi. Eğitildikten sonra gönderildi. Ayrıca denemeler yapıldı. Bütün 2000'e yakın sandık var. Denemeler yapıldı. Yani sonucu bize bildirin dendi. Bütün bu denemeler yapıldı. Tam 4 kez deneme yapıldı. İlk kez bu kadar ciddi hazırlık yaptık. Bu sadece bizim yaptığımız hazırlık. Bizim dışımızda ittifak ortaklarımız var. Onların da hazırlıkları var. Dolayısıyla herkes şuna inansın. Sandığa gidip oyunu kullandığı zaman o sandığın bir sahibi var. Millet İttifakı'nın bileşenleri o sandığın güvenliğini sağlayacaklar, sonuçları alacaklar ve bu sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız. Efendim bugün YSK Başkanı bir açıklama yaptı. Her türlü enerji kesintisi, siber saldırılara karşı her türlü önlemi aldık dedi. Her türlü güvenlik önlemini aldık dedi. Sizin içiniz rahat mı? Çünkü bugün RTÜK üyesi İlhan Taşçı da TRT ile ilgili iddialar paylaştı. Siz Anadolu Ajansı'na güvenmiyorum dediniz. Vatandaş sonuçlara nasıl güvenecek? Sonuçlara şöyle güvenecek, biz sonuçları yayınlayacağız zaten. Bize süratle gelecek sonuçlar. Diyelim ki Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamalar var, Anadolu Ajansı'nın yaptığı açıklamalar var. Biz bunları test edeceğiz. Evet, doğru açıklamalar varsa hiçbir sorun yok. Yanlış açıklamalar olduğu takdirde hemen tutanakları koyacağız. Bu yanlıştır diye. Sandık tutanağını koyacağız. Çünkü bütün tutanaklar bizim elimizde olacak. Islak imzalı tutanakların birer fotoğrafı olacak bizde. O nedenle biz
sadece bizim merkeze saldırı da olabilir. Şunu rahatlıkla iddia edebilirim. Siyasi partiler arasında en mükemmel dijital altyapıya sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Müthiş bir ekibimiz var. Güçlü bir ekibimiz var. Bunlar çok iyi eğitim almışlar. Alanlarını çok iyi biliyorlar. Bütün olası saldırılara karşı her türlü güvenlik önlemi alındı. Dijital anlamda da güvenlik önlemleri alındı. O açıdan bütün vatandaşlarım çok rahat olsunlar. Gidip yeter ki oylarını kullansınlar, bize emanet etsinler, gerisini biz halledeceğiz. Bizim sisteme saldırı olabilir dediniz. Bekliyor musunuz öyle bir saldırı? Elbette olabilir. Çünkü zaman zaman bizim sisteme, bilgisayar sistemine saldırılar oluyor. Ama bugüne kadar kıramadılar. Bir yedekleme sonra da yapılmış sanırım efendim. Server yedeklemesi, bize gelen bilgilere her türlü saldırıya karşı bir önlem alınmış. Tabii önlem alındı. Her türlü saldırıya karşı önlem alındı. Dediğim gibi teknik ekibimiz mükemmel, gerçekten mükemmel. Çok iyi çalışıyorlar. Efendim 14 Mayıs akşamına ilişkin kaygı duymamak elde değil dediniz. Ve ilk tur vurgusunu da hep özellikle yapıyorsunuz bu gergin söylemlere karşı. Hani ilk turda bitmedi, ikinci tura kaldı. Sonraki 15 günde yaşanabileceklere dair de bir kaygınız var mı? O yüzden mi ilk tur vurgusunu... İkinci tura kalmayacak. Birinci turda bu iş bitecek. Buna emin olun gerçekten. Halk artık tercihini yapmış vaziyette. Gidecek sandıkta oyunu kullanacak ve bitirecek bu işi. Peki ben bir tehditten bahsediyorsunuz ya. Bir tehdit dilini de aynı zamanda görüyoruz ya. Şimdi ikisi birleşiyor. Siz Samsun'da ve bugün çelik yelekle sahneye evet. çıktınız. Yani miting alanında. Evet. Bu çelik size çelik yelek giydiren tehdit nereden geliyor? Ayrıntıyı vermek istemem ama tabii pek çok kanaldan geliyor, isimler veriliyor. Biz o isimleri hemen İçişleri Bakanlığı'na bildiriyoruz. Bu kişilerden tehdit gelme olasılığının yüksek olduğunu, bir duyum aldığımızı bildiriyoruz zaten. Koruma arkadaşlar var, onlar da dikkat ediyorlar. Örneğin son 7-8 mitingden başlayarak güvenlik önlemlerinin bir hayli artırıldığını ben de görüyorum zaten. Alanda da görüyoruz bunu. Daha yoğun bir polis koruması görüyoruz. Özellikle miting alanına gelen yurttaşlar daha iyi aranıyorlar. Herhangi bir olumsuz tablo ortaya çıkmasın diye. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bütün polis arkadaşlara gerçekten yürekten teşekkür etmek benim görevim. Yani gerçekten büyük bir fedakarlıkla görevlerini yapıyorlar. Neticede sizi koruyanlar da resmi polis. Bu devletin polisi. Tabii bu devletin polisi ama şimdi bakın öyle bir bakan var ki kendisini devletin sahibi sanıyor. Devletin sahibi halktır, siz değilsiniz. Siz kalkıyorsunuz. Yasa dışı talimat veriyorsunuz, valilere veriyorsunuz, kaymakamlara veriyorsunuz. Doğan Bey söyledi. Efendim işte Gamer diye bir uygulama, Yüksek Seçim Kurulu'nun daha sandıktaki sonuçları, tutanakları polise teslim edeceksiniz ya veya valiye veya kaymakama teslim edeceksiniz diye. Yasa dışı bir uygulama. Arkadaş sen İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyorsun. Sen bu ülkede herkesin can ve mal güvenliğinden sorumlusun. Sen yasalara uymak zorundasın. Yasaların gereğini yapmak zorundasın. Sen valilere, kaymakama, jandarmaya yasa dışı talimat veremezsin. Kaldı ki Yüksek Seçim Kurulu'na gidildi. Yüksek Seçim Kurulu hayır bunları veremezsiniz dedi. Arkadan bir daha talimat. Bir daha karar. Bu şu demektir. Ben yasa dışı iş yapmakta kararlıyım demektir. Kim oluyorsun sen? Üç deneme var. Evet. Üç kere kim oluyorsun sen? Evet. O zaman reddediliyor. Hayır, ben bunda ısrar ediyorum. Sen kim oluyorsun? Kim oluyorsun sen? Bakanlık koltuğunda oturduğun zaman her türlü yasa dışı işlemi yapma hakkına sahip olduğunu mu düşünüyorsun? Hani yok böyle bir şey. Bununla peki? Bununla ne yapmayayım? Muratları ne olabilir bununla? Ne yapabilirler? Vallahi ona sizde de çünkü olacak. Herkeste de olacak. Ona sormak lazım. Sen niye bu yasa dışı işi yapıyorsun? Bir de CHP... Ona sormak lazım. O bağımsız olarak bunu yapamaz. Çünkü hiçbir bakanın bağımsız iradesi yoktur. Yukarıdan talimat gelmeden tek başına o bunu yapamaz. Yukarıdan talimat almıştır. Yukarıdaki talimat veren kişi aslında kaybedeceğini biliyor. Yukarıdan acaba talimat biz... dediniz efendim. Kim? Efendim? Yukarıdan talimat.
Bir kişi var zaten, başka kim olacak yani? Bakan yangın söndürmeye giderken bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla biz yangın söndürmeye başladık diyor. Şimdi bir bakanın bağımsız iradesi yoktur. Sayın Mehmet Uçum'un ifadesi var. Kendisi yazıyor zaten. Tek kişilik hükümet. Bitti. Tek kişi. Tek kişi talimat verir, gereği yapılır. O kadar. Yani Cumhurbaşkanı talimat veriyor. İçişleri Bakanı bu talimatı... Yasa dışı işlem için düğmeye basıyor. Efendim? Açık. Desin ki Sayın Erdoğan, ben böyle bir talimat vermedim. Desin. Ben yasa dışı talimat vermedim desin. Yasa dışı talimat vereni de görevinde tutmam desin. Bu kadar basit. Burası hukuk devleti değil mi? Yasalara uymak vatandaştan çok devleti yönetenlere düşer. Devleti yöneten kişi ben yasalara uymam diyor. Ben yasaların üstündeyim diyor. Ben valiye, kaymakama istediğim talimatı veririm diyor. Onlar da bunun gereğini yapacaklar diyor. Ama devletin valisi şunu söylüyor. Bu talimat yasalara aykırı. 657 sayılı yasanın temel hükümlerinden birisidir. Yasalara aykırı diyor. Soruyor Yüksek Seçim Kurulu, veremezsin diyor Yüksek Seçim Kurulu. Bugün millet... yani şöyle, o zaman somutlaştırmak için bir kez daha sorayım efendim. İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu ile eş zamanlı olarak seçim sonuçlarını öğrenmek istiyor. İlk 3 kez denendi ve 3 kez de hayır yanıtı verildi. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu talimat geliyor İçişleri Bakanı'na, öyle mi? Evet. Başka kimden gelebilir? Bir bakan kendi özgür iradesiyle yasa dışı iş yapmaz. Kamu... Çünkü yasa dışı iş yaparsa normalde affını istemesi lazım. İstifa şey mekanizması yok ya. Sen yasa dışı işlem yapıyorsun, görevi bırak demesi lazım. Bu durumda kamu görevlileri seçim gecesi iki arada bir derede mi kalacaklar? Yani onlara sizin mesajınız ne olacak efendim? Bütün kamu görevlileri yasanın gereğini yapmak zorundalar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ve bütün yurttaşların uymak zorunda olduğu yasalara kamu görevlilerinde uyması gerekir. Kamu görevlileri yasa dışı bir iş yapamazlar. Yasa dışı bir talimatı yerine getiremezler. Bu onlar için suç. Yasalar böyle diyor. Dolayısıyla kamu görevlileri sağ olsunlar, yani yasa dışı talimat geldiği zaman bunu bildiriyorlar ve olay Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu da oy birliğiyle bu yasa dışı bir iştir diyor. Siz alamazsınız diyor. Efendim? Ki orada sandığın başında bir yargıç var. Evet. Yargıç var. Partilerin temsilcileri var. Ayrıca müşahitler var. Ayrıca orada sandık başında sayım yapılırken vatandaşlar var. Siz bunların hiçbirisine güvenmiyorsunuz. Bana tutanağı ver diyorsunuz. Kim oluyorsunuz siz? Tutanak dışında bugün CHP milletvekili Murat Bakan açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden zırhlı araç ve personel talep edildiği yönünde valilik aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'nın. Yani Milli Savunma Bakanlığı az önce açıklama yaptı. Bizi güncel tartışmaların, siyasi tartışmaların içine çekilmemesi lazım Türk Silahlı Kuvvetleri diye. Yani zırhlı araç talebi nasıl değerlendirilebilir? Efendim işte dedim ya, savaşa mı gidiyoruz? Seçim yapıyoruz ya. Seçim yapıyoruz. Vatandaş sandığa gidip oy kullanacak. Zırhlı araçlar, efendim tutanakları istemeler, daha başka bir sürü şey var yapmak istedikleri. İşte 15 Temmuz size sandığı vermeyeceğiz ya da size neyi vermeyeceğiz? Bir şey vermeyeceğiz diyorlardı. İktidarı devretmeyeceğiz. Bu bir darbedir. Yani aklın ve mantığın alamayacağı ne varsa her şeyi telaffuz ettir. Her şeyi. Bu doğru değil. Doğru değil. Buradan ben Sayın Erdoğan'a da çağrı yapmak isterim. Bir seçime gidiyoruz. Bu seçimin kazananı değil, kazananı Türkiye'dir bu seçimin. Seçimin kaybedeni yok. Demokrasilerde birisi iktidar olur, birisi muhalefet olur. Bu kadar basit. Muhalefet de demokrasi adına görev yapar. İktidar da demokrasi adına görev yapar. Yani sanki birisi düşman, birisi dost ve bunlar kapışıyorlar. İşte düşman gidecek. Ortada düşman yok. Evet. Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Tercih kime? Tercih kim yapacak? Halk yapacak. Halkın iradesine de saygı göstermek zorundayız. Bugüne kadar hep darbelerden şikayet ettik. Darbe hukukundan şikayet ettik. Darbecilerin yaptığı anayasalardan şikayet ettik. Darbecilerin yaptığı yasalardan şikayet ettik. Darbecilerin bürokrasideki oynamalarından şikayet ettik. Şimdi geriye, makarayı geriye sarıyoruz, en başa gidiyoruz. En başa gidiyoruz. Yok böyle bir şey. Bu korku iklimi içerisinde bir de tabii bir başka boyutu da şu.
İşte az önce Selçuk'un da söylediği gibi Samsun mitinginde çelik yelekli çıktınız. Ekrem İmamoğlu da, Sayın İmamoğlu da siz de yine çelik yelekli çıktınız mitinglerinize. Bu suikast iddiasının normal şartlar altında devletin birimlerinden gelmesi lazım. Yani Devlet İçişleri Bakanlığı'ndan bu ihbarın gelmesi, dikkatli olun ve önlem alıyoruz demeleri lazım. Ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bunu yapması gerekirken siz bunu İçişleri Bakanlığı'na bildiriyorsunuz. Bu kadar bir davranış şekli içinde olan bir İçişleri Bakanlığı zaten sizin yapacağınız bu önlem alın şeyini de dikkate almayacaktır. Şimdi benim çok sık kullandığım bir sözcük var, çürüme. Devlet yapısında ciddi bir çürüme var. Devletin kolonları tahrip edildi. Yasama organına bak. Yasama organı, yasama organı olmaktan çıktı. Gelen talimata göre el kaldırıp indiren bir organa dönüştü. Yargı organına bakın. En alttaki hakim, ben Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamıyorum deme cesaretine sahip. Ve o kararlar uygulanmadığı için adam terfi ediyor bir de. Devletin çivisi çıktı. Çok zor bir görev devralacağımızı biliyorum, farkındayım. Ama devleti yeniden inşa etmemiz lazım. Devletin kolonlarını yeniden oturtmamız lazım yerli yerine. Yargı, yargı gibi olmalı. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermeli. Öyle jet hızıyla gel, Yargıtay'da bir kararın dahi altına imza atmadan otomatikman Anayasa Mahkemesi üyesi ol. Yargıtay'ın tarihindeki en kara lekedir bu. Bir daha söyleyeyim. Yargıtay'ın tarihindeki en kara lekedir. Kendiniz oturuyorsunuz, yargıçlar oturuyorlar. Birisinin talimatı üzerine birisi geliyor. Efendim ben Yargıtay üyeliğini değil, ben Anayasa Mahkemesi üyeliğini seçiyorum, istiyorum diyor. Ve o talep saray tarafından yerine getiriliyor. Yargıtay üyeleri gidip onu seçiyorlar. Bu ayıptır ya. Cumhuriyet tarihinde böyle bir rezalet görülmemiştir. Yargı adına ayıptır. Yargı adına. Şimdi yargıda da kolonlar tahrip edildi. Yargının da düzelmesi lazım. Yürütme organı zaten bir kişi. Şimdi bakınız. Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetir. Devlet dediğiniz kurumun temellerini bürokrasi oluşturur. Yani devletin hafızası siyasi partilerde değildir. Devletin hafızası bürokrasidedir. Bürokrasi ne olursa bir belge düzenler, bir yazı yazar, altına imza atar. Ek onun bir örneğinde de ta alttan şeften başlayıp daire başkanı vesaire bir imza kaşesi vardır. Bütün bunlar, bütün bu sıradan geçilir ve en son kim imzalayacaksa onun önüne gider. Devlet budur. Bürokrasinin zincirinin de bozulduğunu söylüyorsunuz ve yukarıdan talimat alan bir bakan. Kim o bakan? Net somut olarak? Bütün bakanlar. Bakanların iradesi yani yok ki. Yani YSK ile ilgili. YSK ile ilgili talimatı alan bakan şeydir. İçişleri Bakanı kim olacak? Talimatı veren o. Eğer bu talimat yasa dışıysa, ki yasa dışı olduğu açıklandı, belli. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu reddetti bunu. Normalde ülkeyi yöneten kişinin İçişleri Bakanı'na şunu sorması lazım. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Talimat verdin, Yüksek Seçim Kurulu reddetti. Hala direniyorsun. Niçin direniyorsun? Demesi lazım. Bunu söyleyemiyorsa, evet bu talimatı ben verdim diyor. Bu siz kadar açıkça... Basit. Açıkça İçişleri Bakanı'nın 14 Mayıs gecesi için, günü için bir hazırlık içinde olduğunu mu söylüyorsunuz? Yani bir hazırlık içinde mi bu tüm çok başvuru? Çok karamsar bir tablo. Karamsarlık anlamında değil ama bir hazırlık mı var? Evet. Çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Peki, ama ne yaparlarsa yapsınlar, gideceklerini biliyorlar. Bildikleri için de yani giderken ne kadar tahribat yaparsak yeni gelen iktidar bunu düzeltemez. O havadalar. Ya ekonomide de öyle, bürokraside de öyle. Ama hiç kimse endişe etmesin. Ben 27,5 yıl devlette çalıştım. Devletin ne olduğunu bilirim. Devletteki kuralların ne olduğunu bilirim. Devlet bürokrasinin nasıl çalışmak istediğini, çalıştığını da gayet iyi bilirim. Şimdi dolayısıyla siz eğer bürokrasiye iyi insanları atarsanız, İyi insanlar görev yaparsa, bunların kimliklerine, bunların hangi partiye mensup veya siyasi düşüncelerine bakmadan o işin yetkin insanını getirirseniz en çok devleti yönetenler rahat edecektir. Bizim anlayışımız bu. Bu felsefeden yola çıkarsanız bürokrasi siyasi otoriteye hata da yaptırmaz. Yasalar arasındaki ilişkiyi sağlıklı kurar.
Böyle olması lazım. Şimdi efendim ben buradan biraz bu tehdit meselesinden konuyu biraz sizin Moskova'ya yaptığınız uyarıya getirmek istiyorum. Evet. Çünkü Moskova'nın, Rusya'nın, Putin'in belki de. Çünkü Rusya ile Putin'i de ayırmak lazım biraz. Putin rejiminin ya da neyse. Türkiye'deki seçimlere müdahale etme ihtimaline karşı bir uyarıda bulundunuz Türk'ün memleketine. İç işlerine karışma. Eğer 15 Mayıs'ta, 14 Mayıs'tan sonra dostluğumuz devam etsin istiyorsanız diye. Sonra Moskova'dan açıklamalar geldi, Peskov'dan. Şimdi bir defa bu Peskov'dan gelen, Moskova'dan gelen açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? O dedi ki yani bilgi verenler yanlış, bir yalancı. Kemal Bey'e bilgi verenler. Yalancı dedi. Onu ayırmak lazım. Nasıl analiz ettiniz bunu? Bu bilgi nereden geldi? Ve bu bilgi ne içeriyor? Tam da anlamadık biz. Yani nasıl bir tehditten bahsediyoruz? Ha, bu arada da şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 15-20 gün önce benim ana haber bülteninde zaten gelişmeleri bir süredir, uluslararası gelişmeleri de yakından takip ettiğim için dedim ki ya Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı mı yarışıyor, Putin'e karşı mı yarışıyor? Şimdi oradan buraya gelmesi ilginç yani. Bugün sizin bu, evet, uyarınızla bambaşka bir boyuta gelmesi ilginç. O yüzden çok merak ediyorum ve tam da anlayamadık ülke olarak. Şimdi bir, doğal olarak ben şu bana söyledi dersem o yanlış olur. Bazı bilgiler var ki bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz. Kaldı ki bunların görünürlüğü vardır. Haber olarak görünürlüğü vardır. Ekonomik alanlarda görünürlüğü vardır. Dijital medya üzerinden görünürlüğü vardır. Biz bunu hissediyoruz. Ve o nedenle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Şunu ifade etmek isterim. Rusya'dan yapılan açıklama için teşekkür ederiz. Biz müdahale etmeyeceğiz diyor, karışmayacağız diyorlar. Dijital müdahalemiz de olmayacak diyorlar. Teşekkür ederiz. Orada bir sorunumuz yok. Ama bir ülkenin, bir başka ülkenin iç işlerine müdahalesini asla doğru kabul etmeyiz. Asla. Ayrıca bizim zaten Rus halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Tam tersine. Ben tweette de onlara Rus dostlarım dedim. Yani sonuçta bizim kavga edecek halimiz yok. Buna gerek de yok. Ama bizim iç işlerimize müdahale doğru değil. Bu uyarıyı yapmak benim görevimdim. Bunu sadece ben değil, siz de zaten sizin dışınızda da yine bazı gazeteciler, televizyoncular yazdılar, çizdiler. Defalarca bu konuda uyarılar yapıldı. Müdahaleden oradan gelen haberler, bölgeden gelen, yani Rusya'dan gelen haberler, o haberlerle ilgili bize ulaşan bazı bilgiler. Dolayısıyla biz bunu bu uyarıyı yapmak zorunda kaldık. Efendim? Müdahaleden kastınız ne tam olarak? İç işlerine müdahaleden kastınız? Seçime müdahale. Yani seçime. Sizin seçim sisteminize dijital olarak müdahale ederlerse bu bizim iç işimize karıştırmak demektir yani. Efendim siz Rusya bahsini açtıktan sonra Sayın Erdoğan'ın mitinginde şöyle bir sözü oldu. Size utan utan dedi. Şimdi kalkıp ben dersem ki Rusya sataşmaya başladılar, Türkiye'deki seçimleri etkileyeceklermiş. Şimdi ben de kalkıp desem ki Türkiye'deki seçimleri Amerika, Almanya, Fransa yönlendiriyor. Ne dersiniz? Yani seçimler iki eksen arasında mı oluyor? Yani siz Rusya'ya işaret ediyorsunuz, Sayın Erdoğan başka tarafı işaret ediyor. Nedir bunu, siz nasıl bakıyorsunuz bu? Şimdi dijital dünya bir ülkenin %100 kendi kontrolünde olan bir alan değildir. Dijital dünya bağlantılar arasında araya girip müdahale etme imkanı veren bir dünya burası. Ve bunun için de her ülke kendisine göre güvenlik önlemleri alıyor. Örneğin işte bir yerde özel önemli bilgiler saklıyorsanız oranın özel olarak korunmaya alınması lazım dijital anlamda. Dışarıdan yapılacak saldırıları, yani hackerların girip sizin bilgilerinizi alması veya sizin bilgilerinize müdahale etmesini engellemeniz gerekiyor. Bu dünya böyle bir dünya. O kadar ki mesela ben diyelim size bir mesaj atıyorum ama araya girip benim mesajımı başkası alıyor. O mesajı değiştiriyor. Sonra benim göndermek istediğim kişiye mesajı gönderiyor. Ama kendisi gibi gönderiyor. Bunların hepsi oluyor. Ve biz bakın bütün bu gelişmeleri de yakından izliyoruz. Dolayısıyla bizim telefonla bize sonuçları bildirin dediğimiz zaman mesajla, cep mesajıyla bu endişeyi de giderecek önlemleri aldık. Hı. Her türlü önlemi alıyoruz biz. Her türlü.
her türlü. Aklımıza gelen her türlü önlemi alıyoruz. Dolayısıyla sistem, tabii sadece bizde değil ya, bütün dünyada böyle aslında. Sistem dış müdahalelere açık bir sistem. O açıdan koruma yapmak zorundayız dijital olarak. Dışarıdan gelecek saldırılara, hackerların yapacağı saldırılara karşı güvenlik önlemlerini oluşturmak gerekiyor. Serverların iyi korunması gerekiyor bu çerçevede. Evet. Şimdi doğrusunu istedim. O konuda da güzel önlemlerimiz var yani. Gerçekten her şeyiyle mükemmel hazırlanıyor. Yerli milli önlemler mi? Efendim? Yerli milli önlemler mi? Hiç endişe etmeyin. Şimdi doğrusunu isterseniz, evet, benim sizin bu Rusya'ya yönelik mesajınızı şeyle örtüştürdüğünde bir anlam çıkıyor. Bundan bir süre önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanı Fahrettin Altun'a seslenerek, evet, biliyorsunuz kamuoyu da biliyor, Amerikan seçimlerini, özellikle Trump'ın başkan seçildiği seçimlere Rusya'nın bir müdahalesi oldu. Bu, evet, uzun süre dünya kamuoyunda tartışıldı. Öyle. Cambridge Analytics dediğimiz, işte seçmenlerin refleksleri, seçmenlerin, evet, beğenileri üzerinden bir kafa karışıklığı yaratmak, bir algı yönetimi yapmak üzerine kuruluydu bu. Ve bir süredir de bu İletişim Dairesi'nin bu işle uğraştığını siz tweetinizde belirttiniz ve dediniz ki sen ve arkadaşlarım Fahrettin Altun'a. Ayrıca isim de verdiniz. İsim de verdiniz. Orada isimler de verdiniz. Aynen, verdiniz. Ve Fahrettin Altun'a da seslenerek sen ve arkadaşlarının boyunu aşar çocuklar diyerek, evet, bir takım örgütlerin kucağına düşersiniz gibi, evet, bir, evet, uyarı yaptınız. Hemen ardından da bu İstihbarat örgütleri, onlar üzerinden istihbarat örgütleri o bilgilerin tamamına, evet, ulaşabilirler. Hemen ardından da bu Rusya'ya yönelik şeyiniz geldi, mesajınız geldi. Bütün bunlar o zaman iletişim dairesi, Rusya, işte Amerikan seçimlerine müdahale edilir gibi bir ortam, bir iklim üzerinden mi yaptınız bunu? Böyle bir çerçeve mi gördünüz efendim? Dijital müdahale için yurt dışındaki hackerlarla anlaştıklarını da biliyoruz. Paraların İletişim Başkanlığı tarafından nasıl oralara Bitcoin üzerinden, evet, gönderildiğini de gayet iyi biliyoruz. Oradaki isimleri de söyledim, o isimleri de biliyoruz. Soru şu, İletişim Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu. O kurumda çalışanların tamamı devlet memuru. Ama bunların hiçbirisi devlet memuru değil, sarayın memuru. 657'ye sanki tabi değiller bunlar. Sadece saraya tabiler. Kardeşim, iletişim başkanısın, sen devlet memurusun, sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iletişimini yapacaksın. Sarayın değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iletişimini yapacaksın. Senin asıl sorumluluk alanın bu. Onu bırakıyor. Acaba seçimi saray nasıl kazanır? Bunun üzerine çalışıyor. Bunun üzerine kafa yoruyorlar. Bunun üzerine hackerlar kiralıyorlar. Bunun üzerine Bitcoin üzerinden paralar gönderiyorlar. Paraların şeyi belli olmasın diye. Yani kimler tarafından gönderildiği belli olmasın diye. Şimdi bu ülkede hala ülkesini seven ve ülkesi için çalışan bürokratlar var. Biz bunları biliyoruz. Ve eskiden olmadığı kadar size bürokrasiden bilgiler mi geliyor? Elbette bilgiler geliyor. Ama her gelen bilgiyi hemen kullanmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Gelen bilgiyi birkaç kanaldan daha check ettikten sonra ancak onu kullanabiliyoruz. Check etmeden o bilgiyi kullanmıyoruz. Çünkü bizi yanıltabilirler, açığa düşürebilirler. Bu bilgi geldi, bilgiyi aldık, birkaç kanaldan soruşturduk, baktık, evet, tamam. O zaman o tweet'i atmak zorunda kaldık. Bu arada tabii Amerika, bu aslında arasında devleti, bakın, bu aslında sarayın ayıplarından birisidir. Normalde çağrılıp, kardeşim senin görevin ne? Sen neden bu işlerle uğraşıyorsun? Sen bu parayı başkaları görmesin diye dijital ortamda Bitcoin üzerinden nasıl gönderiyorsun? Kimin parasını gönderiyorsun? Tüy bitmemiş yetimin parasını gönderiyorsun. Senin görevin bu mu? Nereden alıyorsun sen bu paraları? Nereden alıyorsun ve nereye harcıyorsun? Kimlere harcıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iletişim başkanlığının yurt dışındaki profesyonel hackerlarla ne işi olabilir ya? Hani Milli İstihbarat Teşkilatı olsa ben anlarım. Yani Türkiye'nin çıkarı için işte hackerlar, şunlar, bunlar, neyse, o ayrı bir şey. Ben bunu anlarım. Ya bu iletişim başkanlığının ne işi var? Burası istihbarat örgütü mü? Büyük sorunlar var. Dedim ya, çürüme var diye. Çürüme her alanda görünüyor. Her alanda çürüme var. Ama her alanda da nitelikli, ülkesini seven, ülkesi için çalışan nitelikli bürokratlar var. Neyse ki bir de Türkiye'de eski usuller de var. Amerika'da çünkü dijital oy verme diye bir şey var. Bizde hala
biliyorsunuz manuel imzalı. Evet söyleyeyim. En büyük güvencemiz şu anda o. Öyle bir şey var. Dolayısıyla bu ıslak imzalı tutanaklar, gerçek zarflar, oylar ortada olduğu sürece Amerika'daki riskin aynısı bizde olmayabilir. Onlara çok sahip çıkmak lazım. Peki şimdi eğer bu tehditlerle ilgili başka bir şey yoksa ben biraz şimdi bu normalleşme meselesine geçmek istiyorum. Çünkü belki Rusya'dan o uyarı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası geldi. Belki onun üzerinden bir Muharrem İnce'nin çünkü siz, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası siz Rusya'yı uyardınız. Hani onunla da bağlantı kurarak belki Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesini montajlar ve diğer şeylerle bir yani bel altı vuruşlar doğru değildir. Kardeşim cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Oturursun konuşursun veya tartışırsın diye. Montajlarla şunlarla bunlarla insanları karalamanın doğru olmadığına inanan birisiyim. O nedenle o uyarıyı yapmak zorunda kaldım. Efendim Muharrem İnce ile son 24 saatte hiç görüştünüz mü? Son 24 saat görüşmedim ama hastaneye yattığında görüştüm. Kendisini aradım. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün bizim Ankara'da düzenlediğim mitinge davet etmek için de aramıştım ama ulaşamadım kendisine. Mitinge davet etmek istediniz. Evet. Sizin kararınız mıydı yoksa millet dün liderlerle bir toplantı yapmıştınız. Orada mı alındı o karar? Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini dolayısıyla kendisini kucakladığımızı, Halil İbrahim sofrasına davet ettiğimizi bilmesini istedim. Yani yoksa eğer ulaşabilseydiniz Muharrem İnce bugün Ankara mitinginizde sahnede olacaktı. Gelecekti. Siz zaten eğer tabii görüşebilseydik belki de hani gelmeyebilirim de diyebilirdi onu. Muharrem İnce sizi destekliyor mu? Onu bilmiyorum. Yani herhangi bir destekleme veya desteklememe yönünde herhangi bir görüşmemiz olmadı. Erdoğan'ın efendim iki vakite kadar mı, üç vakite kadar mı Muharrem İnce'nin neden ayrıldığını... Cuma ya da cumartesi. Cuma ya da cumartesi öğreniniz dedi. Öyle seçimden sonra ya da değil, seçimden önce. Az önce Engin o bahsi açtı. İşte bu Rusya'nın müdahalesi, dijital bir takım şeyler, kaset operasyonu vesaire. Bu bağlamda neyi kastetmiş olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan? Cuma, cumartesi göreceğiz falan der. Erdoğan'ın neyi kastettiğini bilmiyoruz tabii. Erdoğan eğer gerçekten de bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsa seçimin sağlıklı bir zeminde yapılmasına ortam hazırlamalıdır. Sağlıklı bir zeminde yapılması ortam hazırlarsa bir sorun yok. Şimdi deepfake denen uygulamalarla benim sesimi taklit edip onun üzerinden birileriyle görüşme yapmışım gibi bir şeyler yapmaya kalktılar. Tweet'in temel nedenlerinden birisi de oydu zaten. Attığım tweet'in temel nedenlerinden birisi o. Kardeşim benim kimlerle görüştüğüm açıktır. Meydandadır işte. BTK'nın kayıtları vardır. Kiminle ne zaman nasıl görüşmüşüm. Her şey ortada. Ama kalkıp da benim sesimi taklit ederek birisiyle şununla bununla görüştü vesaire falan diye hesaplar peşine giriyorlar bazıları. Onu açıkladım. Muharrem İnce konusunda Cumhurbaşkanı'nın hani dün dozajı biraz düşüktü. Önce bir üzüldüm açıklaması yaptı Muharrem İnce'nin çekilmesine. Neden olduğu anlayamadım dedi. Sonrasında ama bir sonraki mitinginde hemen yaklaşık bir saat sonra sizi hedef aldı. Sizin Muharrem İnce'ye bir kumpas kurdunuz. Bugün dozaj biraz daha arttı. Bugün bütün mitinglerinde hemen hemen gündemi buydu Muharrem İnce'nin çekilmesi ve size hedef alan açıklamalar. Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına? Ya Türkiye'nin gündemi farklı bir şey. Mutfaklarda yangın var. Gerçekten yangın var yani. Evlere girilip bakılsın. Yani bir asgari ücretinin durumuna bakılsın. Asgari ücreti alacak açlık sınırının altında. Milyonlarca kişi açlık sınırının altında bir gelire mahkum edilmiş. Ev kirası mı ödeyecek bu adam? Doğalgaz parası mı ödeyecek? Su parası mı? Elektrik parası mı? Okul masrafı mı? Yol parası mı? Ne ödeyecek bu adam? Bu adamın bütün işi aldığı aylığın hesabını yapmak. Acaba ay sonunda nasıl getirebilirim diye. Yani bir gelecek şeyi yok yani. Umudu yok yani. Araba alırım. Mümkün değil. Ev alırım. Hiç mümkün değil. Böyle bir tablo. Tartışılması gereken bu.
Erdoğan gündem değiştirmeye çalışıyor. Biz ona takılmıyoruz. Hiç ama hiç takılmıyoruz. Ne konuşursa konuşsun, ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin. Artık o toplumdan kopmuş. Yok öyle bir şey yani. Anlattığı şeylerle hayatın gerçeği taban tabana zıt. Saray ayrı. Bakın iki Türkiye var. Bir sarayın Türkiye'si. Dört yerden, beş yerden maaş alanlar, durumu çok iyi olanlar, iyi beslenenler, bir eli yağda, bir eli balda olanlar, milyon dolarlarla uğraşanlar, milyar dolarlık ihaleleri gözünü kırpmadan istediği gibi verenler. Bir de ikinci Türkiye var. Nasıl geçineceğim diye ay başında aldığı aylık da ay sonunu nasıl getireceğim diye hesap yapan Türkiye var. Milyonlarca işsiz var. Doğalgazı kesilen, kışın ortasında doğalgazı kesilen binlerce milyonlarca aile var. Elektriği kesilen milyonlarca aile var. Bunlardan sarayın bir haberi var mı? Haberi yok. Efendim o onu şöyle yaptı, bu bunu böyle yaptı. Onun bilmem nesi var. Ya sen onun bilmem nesiyle uğraşacağına kardeşim, bu millet milyonlarca insan geçiniyor mu, geçinmiyor mu ya? Sen onunla uğraş. Her türlü iftira, her türlü karalama, yani bu süre içinde görüyorum ve ben de şaşırıyorum. Okurken şaşırıyorum. Vallahi billahi. Şaşırıyorum ya. Ne işi var bunun? Birisi darbeden söz ediyor. Öbürü bilmem neden, öbürü bilmem başka bir şeyden söz ediyor. Ya ülkenin dünya kadar sorunu var. İç politikada dünya kadar sorunu var. Dış politikada dünya kadar sorunu var. Doların nereye gittiği belli değil. Borsa üzerindeki, borsanın nereye gideceği belli değil. Faizler ne oldu, ne bitti belli değil. Bu ülkede yaşayan 85 milyon insan vergi veriyor. Bu vergilerin nereye gittiği belli değil. Tam bir belirsizlik içinde seçime gidiyoruz. Ve Erdoğan kalkıyor bunun üzerine kendine göre gündem. Teröristler şöyle, teröristler böyle. Yok masanın altında şu var, yok masanın altında bu var. Ya kardeşim 50 sefer söyledim. Sizin programda da söyleyeyim. Kim terör örgütlerine, kim olursa olsun, kim terör örgütlerine destek veriyorsa, kim terör örgütleriyle oturdu konuştuysa, kim onlara çadır mahkemeleri kurduysa, kim efendim onlarla kucaktaşlıysa, kim şeyi de kelle dediyse Allah bin kez onun belasını versin kardeşim. Bu kadar açık söylüyorum. Hala suçlamaya çocuk gibiler bunlar. Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devleti kendi malı sanıyor. Ya devlet senin malın değil kardeşim. Devlet ayrıdır. Devlet bakidir. Siyasi partiler geçicidir. Gelirsiniz, halktan yetki alırsınız, 5 yıl yönetirsiniz. 5 yıl sonra bir daha halkın hakemliğine başvurursunuz. Şimdi halkın hakemliğine başvuruyor, seçim var. Her türlü iftira, her türlü karalama. Böyle bir seçim hiç görmedim. Emin olun böyle bir şey hiç görmedim. Yani ya Allah aşkına halkı darbeci yaptılar ya. Halkı darbeci yaptılar ya. Sandıkta gelip oy verip iktidarı değiştirince sen darbe yaptın diyorlar. 15 Temmuz. Ya 15 Temmuz'da bunun ne ilgisi var? Ne ilgisi var 15 Temmuz'da? Siz 15 Temmuz diye bağıracağınıza 15 Temmuz dolayısıyla hazırlanın. Türkiye Büyük Millet Meclisi raporunu basın, kamuoyuna sunun bari. Raporu gizlediler bunlar. Hala yayınlanmadı bakın. 15 Temmuz araştırma raporunu korkudan yayınlamıyorlar. Peki bir şey soracağım. Şimdi bu arada tabii FETÖ'nün elebaşı da gerçekten talep edildi mi, edilmedi mi? O konuda da yığınla iddia var da. Onun belki ülkeye getirilip yargılanması konusunda yani bunu başarabilir misiniz? Bunu yapabilir misiniz? Sonrasında. Erdoğan talep etmedi ki. Öyle mi diyorsunuz? İadesini talep etmedi mi diyorsunuz? Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi. Peki siz seçilirseniz? Talep edeceğiz tabii, niye etmeyelim? Peki bu ülkenin elbette bir pozitif gündemi olmalı. Bir normalleşme diye aslında Selçuk Tepe ile giriş yaptı. Bu ülkenin özgürlükler meselesi var. Yine kadınların yaşamış olduğu şiddet var. Gençler meselesi var. Çocuklar meselesi var. SMA'lı çocukları yine burada hatırlatmak istiyorum. Evet. Sonra arkadaşlarımızdan çokça mesaj geliyor. Tabii. Bir hatırlatayım. Mesela bilgi belge yönetimi okuyan arkadaşlarımız, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Mühendisleri, öğretmenler, atanmayan öğretmenler. Evet. Evet. Böyle adım adım mı gidelim ya da bu gençlerle ilgili ya ben genel olarak şuradan bir giriş yapabilir miyim? Lütfen. Şimdi tam da bu bütün bu gerilimle bağlı bir şekilde
konuya şuradan bakmak istiyorum. Bir yandan da iktidara oy veren insanlar var ve bütün bu hikayelerin, bu anlatılanların, bütün bu kargaşanın, tartışmaların içinde değiller aslında. Yani bu iktidardan önce yapılmış hatalar da var. Evet. Dolayısıyla bu ülkenin bir grup insanı gün yüzü görmemişti evvelinde de. Dolayısıyla bu iktidar döneminde belki de bunu biraz tattılar. Şimdi onların da endişeleri var. Şimdi onların endişelerinin de şu ya da bu biçimde kışkırtıldığını söylemek mümkün. Evet. Yani her şeyinizi kaybedersiniz. Efendim işte iktidar değişirse her şey biter. Onlar açısından bir yarın yokmuş gibi bir his söz konusu olabilir. Bu da feci bir şey. Şimdi seçmen o kadar yorgun ki Türkiye'de. Evet. Şu anda. Öyle. Çok yorgun. Yani arka arkaya pek çok sandık kuruldu. Zaten bu gerilimli süreç içinde bu son seçimde de iyice yoruldu. Bir rövanşizmin önüne bütün bu karşınızda bir yandan gerilim üreten bir rakip varken bir rövanşizmin önüne endişe edilen bu tarafta iktidar evet. kanadında ona oy verenler tarafında veya bir devri sabık konusunda endişe edenleri veya ellerindekini kaybedeceklerini düşünenleri rahatlatacak ne yapabilirsiniz? Kolay bir şey değil ama herhalde bir çözümünüz, bir çareniz vardır ki. Bu tabii. Çünkü biraz tansiyonu düşürecek bir şey olabilir. Şöyle söyleyeyim. Devletin adaletle yönetileceğine inanıyorsanız, sizin revanşist bir mantıkla hareket etmeniz doğru değil. Nokta. Çünkü devleti adaletle yöneteceksiniz. O iddiayla geliyorsunuz. Ben senden intikam alacağım, öç alacağım, kinim var sana. Bu devlet yönetiminde olmaması gereken bir şeydir. Devleti adaletle yöneteceksiniz. Gittiğim her yerde de söylüyorum. Devlet kinle, öfkeyle yönetilmez diye. İlla seni alacağım, seni mahkum edeceğim. Yok öyle bir şey. Mahkum olacaksa, varsa bir şey, onu yargıç yapar. Siz yapamazsınız. Şimdi tam tersi yapılıyor. Kazanımlarımızı kaybederiz. Hiç kimse hakkıyla kazandığı bir şeyi asla kaybedemez. Buna izin vermeyiz zaten. Ha kim kaybeder? Onu söyleyeyim. Uyuşturucu baronları. Kökünü kazıyacağım. Açık ve net söylüyorum. Bizim gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Ben onlara niye alıp da el bebek gül bebek muamelesi yapayım? Hepsinin kökünü kazıyacağız. Bu ülkede olmayacak. Yaşatmayacağız onları yani. Ne gerekiyorsa onu da hukuk içinde yalnız. Böyle elinde sopayı al git adamı vur yok öyle. O da hukuk içinde. Gerekli önlemleri alarak yapacağız. Beşli çeteler. Türkiye'yi soydular ya. Yiye yiye doyamadılar bunlar. Şimdi onlar beşli çeteler beslenecek. Ben de seyredeceğim. O zaman ben bu devleti niye yönetiyorum? Hani adaletle yönetecektik. Haksız olarak alınan, yurt dışına götürülen paraların tamamını da getireceğiz. Bizim ortak mutabakat metninde bu var zaten. Avrupa Birliği'nin temel ilkelerinden birisi de budur zaten. Çalınan bir parayı alabiliyorsunuz. Efendim uluslararası mahkeme var, mahkeme vermez. Hayır efendim. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Bu konuda yazılmış kitaplar var, akademik çalışmalar var, mahkeme kararları var. Bunların hepsi masamın üzerinde bir dosya olarak duruyor. Hepsi duruyor. Peki efendim. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Ayrıca zaten Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar gereği böyle açıktan giden paraların hangi bankalarda olduğunu falan bütün avukatlar, Avrupa'daki bütün avukatlar biliyor. Bir avukatla tanıştık. Dedi ki hiç meraklanmayın. Siz iktidar olduğunuzda Türkiye'den çalınıp götürülen bütün paraların hangi bankalarda kaç lira olduğunu ben size listesini getireceğim dedi. Bunların hepsi var. Avrupa'da ve Londra'da yani İngiltere'de. Bunların hepsi var zaten. Siz çalınan parayı geri getireceksiniz. Budur. Şimdi dolar bazında ihale vermişsiniz. Niye veriyorsun kardeşim? Hani sen milliyetçiydin. Avro bazında ihale veriyorsun. Hadi verdiniz ihaleyi. Hadi bunu anladım. Ya Allah aşkına Amerika'daki enflasyonu niye bu milletin sırtına yıkıyorsunuz? Avrupa'daki enflasyonu niye bu milletin sırtına yıkıyorsunuz? Ve bu sözleşmeyi siz nasıl yaptınız? Ben bunu sormayacak mıyım? Ben bunu sorduğum zaman bu öç alma, intikam alma değil. Tüy bitmemiş yetimin hakkını korumadır. Yani bir devletin soyulmasına engel olmak istiyorum. Devleti soyamazsınız diyorum. Gidiyorsunuz havaalanı yapıyorsunuz. Ya yolcu yok. 2040'a kadar hala dolar ödeyeceksiniz. Kimin sırtından? Kendi sırtından ödüyorsa öde.
Ödüyorsan öde, bir sorun yok. Ama milletin sırtından ödüyorsan, ben de bu milletin hakkını, hukukunu korumak zorundayım. Milleti soğana mahkum ettiniz. Bakın bir şey daha var. Türkiye'de gelir dağılımı hiç bu kadar bozulmamıştı. Alt gelir grupların tamamından, yani 85 milyondan bir avuç kişiye, ki onlara beşli çete diyoruz, milyar dolarlar aktarılıyor. Milyar dolarlar. Alıyorlar paraları. Onlar istemezler benim cumhurbaşkanı olmamı. Hiç istemezler. Aracılar koydular, şunu koydular, bunu koydular, tehdit ettiler, bir sürü şeyler yaptılar. Kim olsun isterler? Efendim? Kim olsun isterler? Yani ben onları gayet iyi biliyorum. Efendim, hani çeteler, baronlar, haklarındaki evet. iddialar nasıl var oldular, nasıl büyüyebildiler bu kadar? Mevcut iktidar büyüttü. Orta Doğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu kim hapisten çıkardı? Ben mi çıkardım? Hapisten çıkardılar. Adamı serbest bıraktılar. Şimdi bizim ülkemiz bu konuda bir videoda yapmıştım. Uyuşturucu bataklığında evlatlarımız var. Bir kente, ya ismini vermeyeyim de, bir kente yaptım toplantıda. 3 psikolog da vardı o toplantıda. 14 yaşına indiğini söyledi uyuşturucunun. 14 yaşına. Her gelir grubuna göre şu anda Türkiye'de uyuşturucu satılıyor. Her gelir grubuna göre. Üst gelir grubu kokain içiyor. Alt gelir grubu diyelim bonzai içiyor. Parasına göre veriyorsun, yapılıyor. Bakın bunların tamamını polis biliyor. Güney Amerika'dan hangi gemiye bindirildiğini, Afrika'da hangi limana geldiğini, o limanda uyuşturucuların nasıl yeni bir gemiye bindirildiklerini, yüklendiğini, oradan Türkiye'ye nasıl geldiğini, bütün bunların hepsini polis gemilerin adına kadar biliyor, sahiplerine kadar biliyor. Ama siyasi otorite izin vermiyor. Harekete geçmiyor. Konu. Tabii ben de şunu yapacağım. Allah nasip ederse cumhurbaşkanı olduğumda diyeceğim ki kardeşim, uyuşturucu baronlarıyla mücadele edin. Kim size müdahale ederse bana haber vereceksiniz. Ben mücadele ediyorum, şu kişi bana müdahale ediyor diye. İzin vermeyeceğiz. Bu sizin Türkiye genç evlatlarını uyuşturucu bataklığına sürükleyemez. Evet. Bütün fakir ailelerin çocuklarını alıyorlar. Bakın, bir araştırma yaptırdık. İstanbul'da iki yerde yaptırdım. AK Parti'ye en çok oy çıkan iki yerde yaptırdım. Anne şunu söylüyor. Çocuk okuldan çıktığında uyuşturucu satıcısı hemen karşısında. Biliyor onu diyor. Ve çocuk eve geldiğinde ilk yokladığım cep telefonu yanında mı değil mi? Satmışsa gidip uyuşturucu almıştır. Bu bilinen bir olay. Bu ametemler var. Sözde uyuşturucuyla mücadele. Yetersiz bunlar. Buralar tam bir felaket. Yani Türkiye öyle bir bataklığın içinde ki bunların haberi yok diyemem. Hepsinin haberi var. Efendim, bu trafiğin içerisinde sizin söylediğiniz tam da yeri gelmişken sorayım. Bu trafiğin içerisinde tabii biz gazeteci olarak da bunları görüyoruz. Bize de geliyor bu bilgiler. Mutlaka size de geliyor. Evet. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak siz de bunlara vakıfsınız. Maalesef bazı siyasetçilerin de bu trafiğin içinde yer aldıkları, bazı siyasetçilerin ailelerinden insanların da bu trafiğin içinde yer aldıklarını herhalde sizin de malumunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Zaten siyasetçi yer almasa uyuşturucu baronları bu kadar rahat gezemezler. Parayla satın alıyorlar siyasetçileri. Parayla satın alıyorlar. Onlara her türlü imkanı sağlıyorlar. Seçimlerini finanse ediyorlar. Siz düşünebiliyor musunuz? Ya Allah aşkına, yurt dışından uyuşturucu parasını getiren hakkında soruşturma ve kovuşturma açılamaz diye kanun çıkardılar ya. Hiçbir savcı bu para uyuşturucu parasıdır diye soruşturma açamayacak. Hiçbir mahkeme bakamayacak bu davaya. Kanun çıkardılar. Ya bu Türkiye'nin bir yüz karası. O yüzden Türkiye'yi gri listeye aldılar. Sizin 300 milyar... Üstelik bir değil. Tam 8 kez çıkardılar kanunu. Şimdi uyuşturucu parasını getirince baron kendisi de geliyor. Nasılsa hiç kimse hakkında soruşturma açmayacak. Kovuşturma açmayacak. Bir süre sonra baktık, uyuşturucu baronları Türkiye'de hesaplaşmaya başladılar. Birbirlerini öldürmeye başladılar. Ya Türkiye böyle bir pozisyona nasıl geldi? Kim getirdi bu ülkeyi? Kim getirdi? Oturmuşlar, terörden söz ediyorlar. Ya terör bu. Ülkenin içinde gencecik evlatlarımız, çoluk çocuğu, annelerinin önünde ya. Öldürülüyorlar. Anneler, babalar, bir olay olmuştu biliyorsunuz gene İstanbul'da.
annesinin kafasını keserek sokağa atmıştı. Uyuşturucu bağımlısı bunlar yani. Ya bu çocukları kim getirdi? Bir babayla görüştüm. Oğlumuzu kurtaramıyoruz diyor. Anne baba yatarken yatak odasını arkadan kilitliyoruz diyor. Ne yapalım diyor, başka çaremiz yok diyor. Bu insanlar fakir insanlar. Bu insanlar çaresiz insanlar. O yüzden diyorum bu uyuşturucu baronların kökünü kazıyacağım diye. Yazıktır, günahtır yani. Durumu iyi olan kokain içiyor zaten. Onların keyfi yerinde. Paraları var, dolarları var, imkanları var, lüks arabaları var, lüks villaları var. Her şeyleri var onların. Pudracılar. Onlar krallar gibi yaşıyorlar. Pudracılar. Pudracılar tabii. Krallar gibi yaşıyorlar. Ama ya gariban çocuklar ya. Torbacı yapıyorlar bu insanlar. Efendim her günde bir son dakika yanıyor. İşte şu kadar uyuşturucu satıcısı neyse bununla ilintili kişi yakalandı yönünde bilgiler veriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından. Tabii ben ne zaman bu konuyu gündeme getirsem arkadan şu yakalandı dönüyor. Bakın bu aralar hiç yok. Şimdi konuştuk. Meraklanmayın. Yarın gelir. Yarınki bültenlerde olur diyorsunuz. Yarınki bültenlerde görebilirsiniz şu kadar uyuşturucu. Efendim benim kafam karıştı. Bir şey sormak istiyorum lütfen. Selçuk. Çok özür dilerim. Bir şey senin daha söyleyeyim. Yok ben bu uyuşturucu filan işleri filan çok uzadı. Ben diyorum ki vaatlerden de. Ben evet, kazanımı merak ediyorum. O kadar çok vaat var ki kafam karıştı. Hatırlamıyor insanlar. Merak ediyorum. Kesinlikle öyle. Bu alım gücünün artması için. Bu ülkede bir vaat yalnız. Bu da bir vaat. Yani uyuşturucu baronların kökünü kazıyacağız. Bu da bir vaat. Ama özellikle alım gücünün artması yönündeki vaatler, atamalar filan. Fakat ben Tülay'ın sözünü kestim. Şöyle Selçuk, senin sorunla da biraz bağlantılı. Şimdi efendim siz rövanşist olmayacağız ama hukuk içinde hesap sorulacak dediniz. Şimdi her şeyin başlangıç noktası CHP açısından Merkez Bankası'nın eritilen 128 milyar doları nerede sorusuydu. Seçilirseniz, kazanırsanız biz o paranın nereye gittiğini ne kadar sürede öğrenebileceğiz? Sizden bunun yanıtını alabileceğiz. Bir de Merkez Bankası Başkanlığı için aklımda bir isim var dediniz. Evet. O isim kim? Onu öğrenebilir miyiz? O ismi söyleyemem. Çünkü doğru değil bu aşamada. Seçim sonuçları belli olacak. Biz liderler oturacağız. Sonra karar vereceğiz. Ama Merkez Bankası'nın başına gelecek kişi İçeride ve dışarıdaki finans çevrelerine güven veren bir kişi olacak. O kişiyi atadığımızda içerideki ve dışarıdaki finans çevreleri diyecekler ki evet bu hükümet gerçekten bu konuya sağlıklı yaklaşıyor. Ve hiç karışmayacaksınız. Tamamen özerk. Elbette. Bizim siyasi hedeflerimiz var. Onlar Merkez Bankası'nın gerçek işlevi neyse o işleve uygun karar alacaklar. Biz o kararlara uyacağız. Çünkü fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu olan kurumun adı Merkez Bankası. Kanun öyle diyor. Dördüncü maddesi. Fiyat istikrarından sorumlu kurum, Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır diyor. Biz ona diyeceğiz ki kardeşim fiyat istikrarını sağla. Bu 128 kadar. Milyar dolar ne kadar sürede? 128 milyar dolar şöyle ifade edeyim. O hala 128 milyar dolar. Evet. Ona da bakacağız tabii. Şimdi bakın. Altı lider şöyle bir karar aldık. Yine ortak mutabakat metninde var. Durum ve Hasar Tespit Komisyonu diye bir komisyon kuracağız. Bu komisyon bürokratlardan oluşacak. Nitelikli, devletini bilen, harcamaları bilen, tasarrufu bilen, devletin harcama alanlarını bilen insanlardan oluşacak. Bunlara diyeceğiz ki bize en geç 15-20 gün içinde bir hasar tespit raporu getir. Altı liderin önüne koyacaksınız. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarından rezervlerine kadar, İMKB'nin durumuna kadar, kamu özel işbirliği yapılan bir sürü ihaleler var. Dolar bazında, avro bazında nedir bunların durumu? Varlık fonunda ne var ne yok? Neler yapılıyor bu varlık fonunda? BOTAŞ'ın durumu nedir? Yükümlülükleri nedir? Karda mı, zararda mı? Neler yapıyor? Bütün bunların tamamı önümüze gelecek. En geç 15-20 gün içinde. Çünkü biz karar alırken elimize sağlam verilerin olması lazım. Veri olmadan siz karar alırsanız o yanlış olur. Verileri alacağız, önümüze koyacağız. Ayrıca bir şey daha yapacağız, onu da ifade edeyim. Süratle Ekonomik Sosyal Konseyi oluşturacağız. Alacağımız her kararı Ekonomik Sosyal Konseyi ile de görüşeceğiz. Yani işçisi de bilecek, sanayicisi de bilecek, Türkiye Odalar Borsalar Birliği de bilecek, tüccarı da bilecek, esnafı da bilecek, ziraatçısı da bilecek. Evet, bu kararı şu gerekçeyle alıyoruz ve Türkiye'nin bunda çıkarları var diye. Yani devleti bütün alanlarda
saydam hale getireceğiz. Açık olacak. Devlet vatandaşına hesap verecek. Vatandaş devletine vergi veriyorsa, vatandaş da harcadığı verginin nerelere gittiğini öğrenme hakkına sahip. Bunu sağlayacağız. Engin, ekonomiden açıldı. Oradan devam edelim isterseniz ama şimdi tespitler önümüze gelecek dediniz. Hani neyle karşılaşacağınızı tam olarak siz de bilemiyorsunuz. Çok normal olarak. Yani o verileri elde ettikten sonra hani yol haritasını çizeceksiniz ama bir yandan da tabii vaatleriniz var. Yani son dönemdeki memur maaşı, bir evet. Emekli ikramiyesi. O çok önemli yani. İki ikramiye. İki ikramiye, asgari evet. Ücret. Şimdi gençlere, işsiz gençlere maaş, aile destekleri sigortası. Aile destekleri ücrete zam. Dul ve eğitimler. Dul ve eğitimler. Evet. Belki memur maaşlarından başlayarak hani siz devamını getirebilirsiniz. Yani siz 21.265 lira yanlış hatırlamıyorsam seçildikten hemen sonra dediniz. En düşük memur maaşı. Şimdi memur maaşları asgari ücretin ortalama yanlış hatırlamıyorsam 2,5 katı falandı. Evet, açıklamanız şimdi öyleydi. Bir hayli eridi. Nereye gitti bu para? Kimler aldı bu parayı? Niye eridi? Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Açlık sınırını belirleyen de ben değilim. Hele yoksulluk sınırı dersek herkes yoksulluk sınırının altında kaldı. Nereye gitti bu paralar? Kim aldı bu paraları? Az önce söyledim. Alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına transfer yapılıyor. Ben 27,5 yıl Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Beni herkes SSK Genel Müdürü olarak bilir ama asıl görevim Maliye Bakanlığı. Pek çok başbakanla çalıştım. Bütçeleri yaptım, hesapları yaptım, tasarruf genelgeleri hazırladım, onları sundum. Vergi yasaları hazırladım. Bütün bunlara baktığınız zaman eğer devlet olarak siz kaynakları nereye harcayacağınıza bütçe kanunuyla belirlersiniz ve ona göre harcarsınız. Bütçenin halktan yana olması lazım. Gelir dağılımını dengelemesi lazım. Ona göre kaynakların kullanılması lazım. Verimli alanların belirlenmesi ve yatırımların verimli alanlara yapılması lazım. Dış finansman istiyorsanız temiz paraya ihtiyacınız var. Temiz paranın gelmesi lazım. Temiz paranın gelmesi için de Türkiye'de demokrasinin can ve mal güvenliğinin olması lazım. Biz bakın birden fazla alanda adım atarak Türkiye aslında rahatlatacağız. Örneğin Avrupa Birliği ile vize sorununu kaldıracağız. 3 ay içinde. Bu gereğini sizin vereceğiniz yapacağız. Bir karar değil, onların inisiyatifinde efendim? Ama. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği ülkelerinin inisiyatifinde bir karar. Dolayısıyla abi, bunun için ayrı bir görüşme ve müzakere yapmış olmanız ya da bir formül bulmuş olmanız lazım. Kararlar belli. Belli. Neler yapılacağı da belli. Biz onları yaptığımız zaman zaten vizeyi kaldıracaklarını onlar taahhüt ediyorlar. Kaldırır kaldırmaz ama biz onun gereğini yapmak zorundayız. 3 ay içinde diyorsun. Evet ya, yapacağız yani. Biz oturduk bununla ilgili görüştük. 3 ay içinde yapılacak. Birkaç yasa değişiklik gerekiyor. Yapılacak. Vizeler kalkacak. Artı biz Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütün düzenlemeleri onların yeni bir fasıl açmasını beklemeden oturup kendimiz yapacağız. Ya illa birisi dayatsın ondan sonra mı biz yapalım? Bizim aklımız yok mu? Biz kendimiz yapabiliriz. Demokrasi diyorsanız birinci sınıf demokrasiyi kendi ülkemize getirebiliriz. Hiç kimse düşüncesinden ötürü hapse atılmamış olur. Rahatlıkla herkes düşüncesini ifade eder. Düşünceden niye korkalım? Niye çekinelim? Türkiye bu kadar zayıf bir ülke mi? Tam tersine güçlü bir ülkeyiz. Bakın vize sorunlu ve demokratikleşme ile ilgili Avrupa Birliği'nde hangi demokratik kurallar varsa kendi ülkemize de getireceğiz. O zaman Türkiye'ye yabancı sermaye gelecektir. Fon akışı olacaktır. Türkiye'ye çok ciddi yatırımlar yapılacaktır. Gerçekten bizim hayallerimize bunlar yetişemezler. Bakın Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havzayı Akdeniz'in en çok üretim yapan havzası haline getireceğiz. 5 yıl içinde. Ve bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Bu bölgede maden rafinerisi kuracağız. Bu bölgede Hakkari'deki çinkoyu bu maden rafinerisinde işleyeceğiz. Bu bölgede sağlıkla ilgili ciddi yatırımlar olacak. Ve yine bu bölgede göreceksiniz çok sayıda otomobil fabrikası bu bölgede yatırım yapmaya başlayacak. Çünkü Süveyş kanalına yakın Cebeli Tarık ve Boğazlar var. Olağanüstü bir avantaj. Ve bu avantajı bizi bu bölge için özel bir yasal düzenleme yapılacak ayrıca. Ayrıca yine bu bölgede Doğu Akdeniz'deki gaz, çıkan gaz, karbon yatakları Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Türkiye burada elektriğin maliyetini son derece düşük bir rakama indirecek.
4-4,5 sente kadar düşüreceğiz elektriğin maliyetini. Bunların hepsini yapmak mümkün. Niye yapmıyoruz? Doğu Akdeniz gaz kaynaklarından biz biraz dışlandık. Kaçırdık o süreci. Biz, buna tekrar dahil olmak mümkün olabilir mi? Mümkün. Mümkün yapacağız. Başka çareleri yok zaten. Karadeniz gazını o da olsun. Artık geldi bedava. Elbette o da olsun gelsin. Hiçbir sorunumuz yok ama Doğu Akdeniz'deki gaza bütün dünya orada. Bütün dünya. Sadece dışlanan biziz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi biz iki devlet olarak buraya gireceğiz zaten. Türkiye üzerinden geçirecekler çünkü maliyet çok daha düşük ve biz buradan olağanüstü gelir elde edeceğiz. Olağanüstü. Bunların hayal edemeyeceği kadar gidip birilerine dilenmeyeceğiz. Hakaret ettiğimiz adamın kapısına gidip yalvarıp yakarmayacağız. Aklımızla, mantığımızla, bilgimizle, birikimizle bütün bunların hepsini yapabileceğiz. Bakın bunu yapacak olan kadrolarımız şu anda var. Ben neden ısrarla söylüyorum? Bir Şampiyonlar Ligi kuracağız diye. İçeride ve dışarıda Türkiye için çalışan o kadar nitelikli insanlar var ki ama Türkiye'de umutsuzluğa kapıldıkları için dışarıya gidiyorlar. Hepsi gelecek, göreceksiniz. Ben MIT'ye gittim, İngiltere'ye gittim. Oradaki bilim insanlarıyla görüştüm, ekonomistlerle görüştüm. Gerçekten o kadar mükemmel insanlarımız var ki siz 5-6 buluşla olağanüstü paralar kazanabilirsiniz. Covid-19 aşısını bulan iki Türk değil mi? Öyle. Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı. 140 milyar dolar Alman ekonomisine kazandı. 140 milyar dolar iki kişi. Bunlar Türkiye'de olsaydı kötü mü olurdu? Burada üretselerdi kötü mü olurdu? Bunların önündeki her türlü imkanı açacaksınız. Ayrıca üniversiteler bilgi yuvası olacak. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumlar olacak bunlar. Çok pahalı, kimse kayıt yaptıramıyor artık. Öyle. Kazanırsanız yani Beştepe ne olacak? Çözeceğiz, göreceksiniz. Üniversitelerle ilgili de çok ama çok mükemmel kararlar alacağız. Yeniden, üniversitelerle ilgili özür dilerim. Belki şu sorunun başı şeydi ama tabii anlatacak da çok şeyiniz var. Memur maaşlarıyla açmıştık. Ne kadar zaman alacak? Oraya da geleceğim. Yani, oraya da geleceğim. Şu yüzden soruyorum. Milyonlarca insan bunu bekliyor. Memuru, işçisi. Memurun, işçi, bakın bu gelirler, bu gelirleri hakça dağıtırsanız memurun, bizim hedefimiz zaten belli bir süre içinde kişi başına geliri 25 bin dolara çıkarmak. Şimdi çok yerlerde sürünüyoruz biz. 10 bin civarında. Bakın Erzurum örneğini vereyim. Erzurum ve Doğu Anadolu, Kafkasların ve Orta Doğu'nun yıllık et ürünü ihtiyacı 25 milyar dolar. Türkiye buradan 500 milyon dolar bile para alamıyor. Siz o havzayı özel ekonomi bölgesi tarım ilan edebilirsiniz. Erzurum, Kars, Iğdır, Elazığ, Tunceli bütün bu bölgeyi alabilirsiniz. Ve bu bölgede özel bir sanayi oluşturabilirsiniz. Tarıma dayalı. Ve siz Kafkasların da, Orta Doğu'nun da, Afrika'nın da canlı hayvan, et ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Buna dönük sanayi o bölgede yapabilirsiniz. İstihdam alanı yaratabilirsiniz. Bütün bunların hepsi mümkün. Sağlıklı bir planlamayla. Kafadan atmaca yok. Sağlıklı bir planlama. Bunlar niye yapamıyorlar? Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Yok öyle bir plan. Yok. Efendim, sağlıklı bir planlama yaptığınızda memur maaş zam oranı şu anda acaba... O da olacak. Memur maaşı. Nasıl memur gözüküyor? Daha iyi bir gelir elde edecek. Şöyle enflasyon hesaplamasını nasıl yapacaksınız? Sayın Meral Akşener'in şöyle bir açıklaması vardı. TÜİK... Hani yanlış hesapladığı için işçi memur emekli düşük zam alıyor. Biz geldiğimizde göreve, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı ve Millet İttifakı göreve geldiğinde geçmişe dönük de TÜİK hesaplamasıyla, doğru hesaplamayla memura, işçiye, emekliye hak ettiğini vereceğiz. Aradaki farkı. Yani %55 artı mı oluyor ya da 21.265 artı mı oluyor? Nasıl oluyor? Kemal Bey, özetle durum şudur. Kimin geliri ne kadar artacak, kime ne kadar zam yapılacak, bunları, bu rakamları almadan bu iş bitmeyecek. Yani söyledik zaten bunları, tweetlerimde de söyledim. Kimin ne kadar aylık alacağını, emekliye 15 bin lira Kurban Bayramı'nda bankadaki hesaplarına para yatırılacağını, bunları söyledim zaten. Niye olmasın? Para var. Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir şey. Beşli çeteye gelince para var, avrolar var, milyar dolarlar var. Emekliye, memura gelince parayı nereden bulacaksınız? Parayı bulursunuz efendim. Sağlıklı, tutarlı bir ekonomi, maliye politikası, iyi bir bütçe politikasıyla kaynakların nereye harcayacağını belirlersiniz. Bu kadar basit. Niye olmasın? Elin oğluna var, bize gelince yok. Vatandaşa gelince yok, çiftçiye gelince yok.
Bunlara vermediğiniz zaman Türkiye daha fazla borçlanıyor. Dışarıdan buğday alıyorsunuz, dışarıdan arpa alıyorsunuz. Ya biz üretebiliriz. Dışarıdan efendim soya yağı alıyorsunuz, soya alıyorsunuz. Ya biz üretebiliriz. Kanola yağı alıyor. Ya biz üretebiliriz. Olağanüstü zengin bir coğrafyamız var. Ürettirmek istemiyorlar. Birileri geliyor. Çünkü bakın, kaynaklar o kadar dengesiz bir yerlere tahsis edildi ki sorun çıktı. Ben şunu da yapacağım. Çağıracağız o. Öyle dolar bazında ihale alanları. Gelin kardeşim buraya. Önce onların maliyetlerini çıkaracağız. Gerçek bu köprünün, bu hastanenin gerçek maliyetini, onu çıkaracağız. Al kardeşim paranı. Bırak artık bundan sonra. Ne dolar ne avro kardeşim. Yok öyle bir şey. Çağıracağız ve konuşacağız. Siz devletini nasıl soyarsınız? Şehir içindeki hastaneleri kapattılar, dışarıya gideceksin, oraya dünyanın parasını vereceksin. Şehir içi hastaneleri de açacağız. Bursa'da söyledim. Evet. Açacağız onu da. Efendim, bakın bir şey daha. Şehir hastanelerini kapatmayacaksınız. Efendim? Şehir hayır hastane... kapatmayacağız. İsteyen oraya gidecek. Ya herkes istediği yere gidecek yani. Sen oraya gideceksin diye bir mecburiyet olmayacak. Eve en yakın hangisiyse oraya gidecek. Veya özel bir tedavi bir başka hastanede özel olarak gelişmişse elbette oraya gidecek. Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da söyledim. Dedim ki Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Size elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Mümkün. Erdoğan seslendi. Elinden tutan mı var yap. Yaptık. Bozkurt Denizli Belediye Başkanımız, bir kadın belediye başkanımız yaptı. Güneş enerjisi çiftçiye veriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptı. Çiftçiye veriyor. Ankara'da ya arkadaş, Allah'ın güneşi bedava ya. Para vermiyorsun, dolar vermiyorsun. Güneş size ayrıca fatura da kesmiyor. Yatırım panelleri yani yapacaksınız. Yatırımını da hesap ettiniz herhalde tabii. Bakın o güneş lazım. Panellerinin yapılması için de o kadar uygun koşullarda kredi var ki. Sıfır faizle var. Yapıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Bedava veriyorsunuz, elektrik artıyor, satıyorsunuz. Oradan da çiftçiye ayrıca para veriyorsunuz. Diyorum ya, bunlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Ceplerini düşünüyorlar. Vatandaşın cebini değil. O yüzden diyorum ya, doya doya, yiye yiye doyamadılar. Vallahi de billahi de yiye yiye doyamadılar ya. Türkiye soyuluyor. Bütün bu soyguna rağmen hala Türkiye ayakta. Soygunları bitireceğiz. O kalıpların önüne geçeceğiz. Ve gerçekten oturacağız halka şeffaf biçimde. Neyi, ne kadar vereceğimizi, veremiyorsak niçin veremeyeceğimizi oturup anlatacağız. Bütün rakamlar herkesin önünde olacak. Doğal olarak gazetecilerin de önünde olacak. Siz de alacaksınız, bakacaksınız. Bakın bunu sağlamak için ortak mutabakat metnine şunu koyduk. Dedik ki Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Fransa'da var. Türkiye'de toplanan vergiler nereye harcanıyor? Çiftçisi bilecek, emeklisi bilecek, işçisi bilecek, sanayicisi bilecek, efendim tarımcısı bilecek, her şoför bilecek, taksi şoförü bilecek. Benim ödediğim vergiler nereler harcandı? Demokrasinin çıkış noktası budur. Bunun hesabı verilmediği için, halk da bunu sormadığı için demokrasi bir türlü gelişmiyor. Efendim peki bu noktada bir vaat alabilir miyiz sizden? Çalışanların gelir vergisi konusunda. Şu anda 35-45'lere kadar giden bir oran var. Evet. Onu nereye çekebilirsiniz ya da asgari konuşuldu ücreti, mu hiç? Asgari ücreti verginin dışında tutacağız. Evet, zaten alınmıyor. Ücretler için de ayrı bir vergi tarifesi yapmayı öngörüyoruz. Sadece ücretler için ayrı bir vergi tarifesi. Ücretliye asgari ücret veriyorlar. Yılın ortasında sanki çok büyük para kazanmış gibi vergi dilimi artıyor, geliri düşüyor. Öyle. Ocak'ta aldığını Aralık'ta evet. Mümkün bunu değil. Bunu da biz gayet iyi biliyoruz. Dediğim gibi devleti yönetmesini bilmiyorlar. Devlet nasıl yönetilir bilmiyorlar. Birisi geliyor bir şey söylüyor, ona inanıp gereğini yapıyorlar. Ama söylediği kendi çıkarına, evet. Toplumun çıkarına değil. Efendim şimdi son noktayı burada koyduğumuz için bizim ekranlarımızda çalışan kesimlerden de yoğun olarak bu konulardaki son mesajlarınızı bekleyenler var. İsterseniz diğer arkadaşların da vakitlerini almadan, sizin de vaktinizi başta almadan kısa kısa gidelim. Şimdi atama bekleyen öğretmenlere bir vaadiniz evet. Oldu. Hemen 100 bin öğretmeni atayacağız diyor, dediniz. Bunun zamanını merak ediyorlar somut olarak. Ne zaman? Cumhuriyet'in 100. yılında. Bu yıl. Bu yıl. Bu yıl yapıyorsunuz. Bütün köy okullarını açacağız. Evet. Bütün o köy okullarında öğretmenler olacak. 2022 KPSS puanına göre mi yapılacak diyor bu atamalar? Öğretmenlerimiz soruyor buradan. Bu yıl içinde yapılacaksa bu yılın sonunda. Bu yılın sonunda. Hemen ardından iktisadi idari bilimler
Fakültesi mezunlarının bir şeyi var, talebi var. P3 puan türünde 50 bin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu atama bekliyor. Kamuda planlı, programlı bir liyakatlı istihdam bekliyoruz diyorlar. Ve kendi alanında atanmasını bekliyorlar İktisadi İdari Bilimler Şimdi, Fakültesi. Şimdi bu konu üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Atama ne kadar yapabiliriz? Yani 50 bin rakamını verirsem onun atamasının yapılması lazım. Ama boş kadro var mı? Çünkü kadroların sayısını yasayla belirliyoruz. Evet. Yasa buna izin veriyor mu vermiyor mu? Boş kadro var mı yok mu bakmak lazım. Ona göre oturup bir karar vermek lazım. Ama bu arkadaşların mağduriyetini biliyorum. Miting meydanlarında da bize söylüyorlar. Evet. İlk yapacağımız işlerden birisi sosyal hizmet uzmanları almak. Aile destekleri sigortası kapsamında. Bakın, nerede bir aile hekimi varsa ki 20 bin civarında aile hekimi var. Aile hekimlerinin olduğu yerde en az 5-6 tane sosyal hizmet uzmanı olacak. Aile hekimlerinin baktığı gruplara sosyal hizmet uzmanları da bakacak. Ailenin ekonomik durumu, yaşlı var mı, engelli var mı, üniversiteye giden çocuğu var mı, ev kirada mı, değil mi, geliri nedir, gideri nedir, bütün bunlara bakacak ve raporlayacak. Ve bu rapor üzerine de aile destekleri sigortasından kadının banka hesabına belli bir para yatacak. Rapora göre yatacak para. Dolayısıyla kadın gidecek, parasını alacak, yani harcamasını yapacak, geçimini sağlayacak. Ve bu sosyal yardımları tümüyle aile destekleri sigortasıyla disiplin altına almış olacağız. Kimin ne zaman yararlandığı, ne kadar süreyle yararlandığı ve insani koşullarla yapacağız. Yani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Gel sana paket verelim, gel sana şunu verelim, gel sana bunu ver. Hayır efendim, varsa sosyal devlet hiçbir ayrım yapmadan sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı rapora göre ona düzenli aylıklar ödenecek. Bu en az neresinden bakılırsa 30-40 bin sosyal hizmet uzmanının, sosyoloğun istihdamını zorunlu kılıyor. Mecburen yapacağız. Yani bunlar yapılacak ve bu raporlar bu çerçevede gelecek ve ona göre sosyal yardımlar yapılacak. İlker, sana da geliyor. Bir şey daha kırsalda, kırsalda şöyle ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni veya veteriner hekim, veteriner teknik veterinerler de var. Bunlar da hayvancılık yapan bütün köylerde bunlar da olacak. Ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, tarım yapılan bütün köylerde yine bunlar da olacaklar. Bunlar öğretmenler gibi olacak. Yani köyde öğretmen, imam, ziraat teknisyeni, ziraat mühendisi, veteriner hekim veya teknisyen olacak. Ve tam yeri gelmişken kamu avukatları da soruyordu zaten atama. Onların da herhalde atama beklentisini zaten biliyorsunuz. Ama niye köylere bütün bunların yanında belki bir grup köye bir avukat da atanmıyor? Kamu avukatı. Çünkü köyde, köylerde tarım yapan insanların en büyük meselelerinden biri gelen giden evraklar, arazileri manipüle etmek isteyenler, efendim bir takım işte ne bileyim belgeler, şunlar, bunların kaçırılması oluyor veya nasıl müdahale edileceğini bilmemeleri oluyor. Avukatlardan korkuyor köylüler. Çünkü ağızları yanmış, bir şey olmuş. Evet. Onların haklarını savunmaları için hukuk konusunda, yargı konusunda, yasalar konusunda bir danışmana ihtiyaçları var. Onu şöyle yapabiliriz. Barolar devreye girer ve barolar köyde diyelim muhtar, ihtiyar heyeti veya herhangi bir vatandaşın talebini, sorumluluk sorusunu giderdiği zaman o baroya belli bir ücret ödenir. Bu yapılabilir. Yani her köyde bir avukat çok zor. Her köyde bir, evet, bir grup. Ama bu ihtiyaç bu şekliyle karşılanabilir. Belli alanlarda zaten böyle karşılanabiliyor. Parası olmayana devlet avukat görevlendirebiliyor. Avukat davasına girebiliyor. Benzer uygulamalar yapılabilir. İki kesimden daha yoğun mesaj var. Onunla noktalayayım İlker. Vakti şimdi almayalım. Onu yapalım. Hemen. Doğan abi, çünkü sosyal medyada şu anda lider Fox'ta TT ve liste başında ve herkes büyük bir ilgiyle bekliyorlar. Şu anda sizin ne söyleyeceğinizi merak ediyor. Evet. Kendiyle ilgili. Tabii. Buyurun. Evet, şimdi gümrük müşavirleri yoğun mesaj atıyorlar. Diyorlar ki mesleki faaliyetlerini yürütebilmesi için 2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı gümrük kanununun geçici 6. maddesi oda yapılma imkanı veriyordu bize. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin içerisinde bir oda olması. Olabilir. Tabii. Fakat bunu engelledi diyor TOP. Neden oda alamadık? Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir... Her meslek grubunun örgütlenme özgürlüğünü sağlamanız lazım. Her meslek grubunun.
efendim işte bu şu meslek grubu örgütlenmesin, benim çatım altında olsun değil yani. Evet. Her meslek grubu kendi içinde örgütlenebilmeli. Bu hak kendilerine verilebilmeli. Evet. Yargıtay üyeleri var, onu da söyleyeyim. Tamam. Yargıtay üyelerine zam yapılmış, birinci sınıf hakim savcılara yapılmadı. Savcılar, hakimler tepkili, iktidara gelince ne yapacaksınız? O dengeyi sağlamak zorundayız. Doğrudur, evet. O dengenin sağlanması lazım. Orada bir dengesizlik var. Tabii dengesizlik var. Benzer dengesizlik kamuda çalışan mühendisler içinde var, mimar mühendisler içinde var. Orada da hatta şöyle bir şey oldu. Bir yerde pankart tutmuşlardı, buna bu sorunu dile getiriyordu. Kamuda çalışan mimar ve mühendisler bizim de aylığımızı biraz yükseltin diye. Şimdi öteden beri şöyle devlette şöyle bir kural vardı. Doktor, mimar, mühendis, avukat belli düzeyde birbirlerine yakın aylıklar alırlardı. Pandemi döneminde işte sağlık çalışanlar bir miktar para verildi. Bu çok yüksek bir para değil tabii ama biraz onlarınki artırıldı. Mimar, mühendis, avukatların kamuda çalışanlar ki artış daha düşük oldu ve arada mesafe açıldı. Bu mesafenin de kapatılması lazım. Yani aşağıda çalışan ya da düşük gelir alan, hekimlere göre daha düşük gelir alan tabii o kadar yüksek belki verilemeyebilir ama en azından o skalanın, tarihsel skalanın iyi sağlanması lazım. Efendim, sağlık şimdi kuvvetlerde de öyle dengesizlikler var. Assubaylarla ilgili, efendim uzman çavuşlarla ilgili sözleşme, orada da var o dengesizlik. Şimdi bakın devletin yani rejimi, çalışma hayatı devletsiz yani bir denge olmadığı evet. için her yerde bir denge. Şimdi yani onların da o kadar büyük haksızlıklar var ki yani gerçekten. Şimdi ben öğretmen örneğini vereyim. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen. Birisi 50 lira, birisi 500 lira, birisi 1500 lira. Aradaki düşünebiliyor musunuz farkı? Üçü de öğretmen. Ya devlet sözleşmeli öğretmeni niye çalıştırır? Kadrolu öğretmen olur. Bu olduğu takdirde dengesizlik çıkıyor ve öğretmenler arasında sorun çıkıyor. Bunların giderilmesi lazım. Devlet eskiden devlet personel dairesi diye bir daire vardı ve devlet personel dairesi devlette çalışan kamu personeliyle ilgili standartları belirlerdi. Bunu da kapattılar. Bu da gitti. Kim saraya yakınsa onun lehine bazı düzenlemeler yapılıyor. Uzaksa zaten unutulmuş olarak bir köşede kalıyor. Ziraat mühendisleri. Ziraat mühendislerini biz kırsalda çalıştıralım ve devlet ödesin parasını. Öğretmene nasıl ödüyorsa bunlara da ödesin. Tutturdular efendim ziraat odaları bunları istihdam edecek. Ziraat odaları bunlara aylık verin, ziraat odasının o kadar parası da yok zaten. Bunlara düzenli aylık vermesi kadar bir gelirleri de yok. Ondan sonra bunlar da başladılar. Bir süre sonra bunlar asgari ücretin altında gelir elde etmeye başladılar. Yani dengesizlik çok fazla, sorunlar çok fazla. Bunların tamamının çözümü mümkün ama sağlıklı, tutarlı bir çalışmayla. Bu çalışmayı yapacak olan bizzat ben değilim. Bürokrasi, devletin bürokrasi oturacak, bütün bu kadroları gözden geçirecek. Sağlıklı bir uyumlaşma yapacak. Güzel bir çalışma yaptıktan sonra bunun artısını eksisini maliyet yönünden siyasi otoritenin önüne koyacak. Siyasi otorite eğer buna evet diyorsa bunu parlamentoya sevk edecek ve çıkacak. Yalnız kuvvetler mensuplarından da pek efendim, çok şimdi var. Mesaj çok var. Birazcık çok müsaadenizi var. İsteyeceğim. Bu arada son dakika bilgileri de geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yandan bir başka yerde programda. Şimdi şöyle tamamlayayım. En azından isimlerini şöyle zikretmiş olalım. Hem sanat tarihçileri, arkeologlar, hem kamuda 35 yaş engeline takılanlar, staj çıraklık mağdurları, 2000'ler. Bu konuyu ben böyle tamamlayayım. Sonra izleyicilerimizden gelen sorular arasında şimdi Sayın Kılıçdaroğlu kendisi bir hesap uzmanı. Bugüne evet. kadar TÜİK'in yapmış olduğu hesaplamalar nedeniyle acaba memurun emeklerinin asgari ücretlinin cebinden ne kadarlık bir kayıp olmuş olabilir? Ve bu tazmin edilecek mi? Ne olacak? Bir oransal bir karşılığı var mıdır? Bunun hesabı yapıldı mı diye bir soru var. Hesabını az önce ifade ettiğim durum ve hasar tespit komisyonu tutacak. Ben TÜİK'in enflasyon rakamlarını doğru vermediğini bilen birisiyim. Çünkü TÜİK'e gittiniz. Sonuçta alışveriş yapıyoruz yani. Kapısına gittiniz evet, ilk. Alışveriş gün. Yapıyoruz. Bunu bilen birisiyim. TÜİK'in önüne gitmemin temel nedeni de enflasyonu düşük gösterdiğiniz zaman işçinin, memurun, emeklinin aylığını az veriyorsunuz, düşük veriyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz diye söylemiştim. Şimdi bunların tamamı düzelecek. Türkiye İstatistik Kurumu da gerçek enflasyon neyse gerçek enflasyonu açıklayacak topluma. Açıklamak zorunda. Devletin kurumları
Devlete yalan, vatandaşına yalan söylemez. Devletin kurumu varsa rakam, o rakamı alır, kamuoyuyla paylaşır. Buraların bağımsız olması lazım. Ve siyasi otoritede yaptığı haksızlığın farkına varması lazım. Orası doğru rakam verecek ki, toplum diyecek ki, sen kardeşim enflasyon yok diyorsun, bak Türkiye İstatistik Kurumu bir enflasyon varlığından söz ediyor ve oranı da veriyor. Türkiye'de bir ENAG ayrı rakam veriliyor, TÜİK ayrı rakam veriliyor. Toplum ENAG'a güveniyor. Efendim, devletteki, bürokrasideki çürüme dediniz. Birazdan öyle zannediyorum Tülay Yunalı Öç'ten Kızılay Başkanı ve kendisinin istifası ile ilgili ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzüntüsünü ifade etmesinden sonra istifa kararı ile ilgili bir sorusu olacak. Ona geçmeden az önce ben Muharrem İnce'yi aradım fakat kendisine ulaşamadım dediniz. Hani Millet İttifakı'nı... Özel kalemine aradık, evet. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisini aramış. Bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisiyle son durumu konuştum. Devlet olarak hukuki süreçte her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledi diye bir açıklaması var. Aynı zamanda yine Rusya ile ilgili bir cümle var Cumhurbaşkanı'ndan. Bay bay Kemal diyor kendisi size. Bay bay Kemal Rusya'ya, Sayın Putin'e saldırıyor. Putin'e saldırırsan buna eyvallah demem diyor. Şimdi bir Muharrem İnce ile kendisi konuşabilmiş. Böyle yani ben Putin'in yanında konumlanıyorum demek istiyor. Putin'le ilgili de cümlesi bu. Bir daha okuyabilir miyiz? Tabii ki. Bay bay Kemal Rusya'ya, Sayın Putin'e saldırıyor. Putin'e saldırırsan buna eyvallah demem. Evet. Yani ben Putin'in yanında yer alırım. Tülay Yunalı Öç'ten? Diyor. Evet. Efendim bugün... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi bir başka ülkenin devlet başkanının kanatları altına giremez. Onun koruması altına giremez. Böyle bir cümle kullanamaz. Kullanamaz. Ben eğer böyle bir cümle kullanıyorsa o kişinin, belli kişinin yani Putin'in baskısını her alanda kabul ettiğini ve ona muhtaç hale geldiğini kabul ederim. Doğru mudur? Doğrudur. Sadece Putin mi? Hayır. Trump da aynı şeydi. Trump ne dedi? Bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarım dedi. Erdoğan bir şey dedi mi? Tek cümle bile kullanmadı. Tek cümle. Bay Kemal olsaydı ne derdi? Açıklamazsanız namersiniz. Trump'a da. Devleti. Ya da Biden'a da. Veya Biden'a veya bir başkasına. Kim olursa. Benim mal varlığımı açıklamazsanız namersiniz. Bu kadar açık. Ama sen mal varlığını açıklayan birisi seni mal varlığıyla tehdit ediyor ve sen bu tehdide boyun eğiyorsan işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti için asıl beka sorunu odur. Çünkü senin iradeni her zaman satın alabilirler. Putin'e verdiği, Putin konusunda yaptığı açıklama da bunu doğruluyor zaten. S-400'ler bir işlevi var mı S-400 füzelerinin o... Hava savunma sistemini bir yerde Türkiye dünyanın en pahalı hurdalığına sahip şu anda. Siz ne yapacaksınız efendim gelirse? Gelince bakacağız. Bu ülkenin şimdi bakınız. Çünkü o iki siyasi otorite, siyasi otorite bir karar alırken devletin ilgili birimleriyle konuşur. Yani asker ve sivil bürokrasiyle konuşur. Nedir bu olayın özü diye. Dış politika ile ilgili dış politikanın ilgili uzmanlarıyla yani bürokrasisiyle oturur konuşur. Devlet dediğiniz budur. Devletin çıkarlarını bürokrasi korur ve siyasi otoritenin önüne koyar. Eğer devletin çıkarı aleyhine bir şey çıkıyorsa, tabii tablo çıkıyorsa siyasi otoriteyi uyarır. Ama devlet çürütüldüğü için devletin bütün kurumları Erdoğan tarafından bir anlamda ben sizi yok sayıyorum, benim dediğim olacaktır dendiği için iç politikada da dış politikada da ciddi açmazlarla karşı karşıyayız. Biz ne yapacağız? Oturacağız, konuşacağız, çağıracağız ilgili bürokratları. Nedir bu olay? S-400'ler. Niye ne yaptınız bunu? Aldınız ne yaptınız? Aktive ettiniz mi etmediniz mi? Hangi gerekçeyle aldınız? Bize açıklamaları lazım. Siz oraya yanlış hatırlamıyorsam 2,5 milyar dolar para ödedik. Kimin parası bu? Kendi cebinden ödediyse eyvallah. Milletin cebinden ödediysen niye aktive etmiyorsun bu S-400'leri o zaman? Bunları bilmiyoruz. Az önce dedim ya, devlet vatandaşına karşı saydam olmak zorundadır.
Yani devlet vatandaşına hesap sormak değil, vatandaşına hesap vermek zorundadır. Devlet vatandaşının hizmetinde olmak zorundadır. Elinde sopayla vatandaşını dizayn eden devlete devlet demeyiz biz. Kemal Tahir diyor ya, devlet baba demiyor bakın. Romanın adı ne? Devlet ana. Ana olmak zorunda devlet. Bürokrasinin altını her konuda çiziyorsunuz. Şimdi eğer Cumhurbaşkanı seçilirseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olursanız, bir önceki Cumhurbaşkanı'nın görev süresiyle kamudaki birçok bürokratın görev süresi dolacak. Yani MİT Başkanı'ndan Savunma Sanayi Başkanı'na, Diyanet İşleri Başkanı'na kadar. Binlerle ifade edilen rakam bürokrat atamanız gerekiyor. Bunun çalışmasını yaptınız mı? Yani MİT Başkanı kim olacak? Aklınızda biri var mı? Diyanet İşleri Başkanı kim olacak? Aklınızda biri var mı? Şöyle ifade edeyim. Şimdi biz diyelim ki herhangi bir yönetimde yönetim değiştiği zaman ben geleceğim, eski bütün yönetimin defterini düreceğim, hepsini atacağım. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Biz inşallah Cumhurbaşkanlığını aldığımızda şunu yapacağız. Devletine sadık görevini yapan insanlar yerlerinde kalacak. Yani bunlar devletin memuru. Bizim memurumuz değil. Görevlerini yapıyorlar, başarıyla yapıyorlar. Herhangi bir sorunumuz yok. Ama siyasi otoritenin talimatıyla yanlış kararlar almış ve bunun için Türkiye'ye ağır faturalar çıkmışsa, onlara diyeceğiz ki kusura bakma kardeşim, sana ayrıl, yerine şu kişi gelsin. O kişiyi getireceğiz. Bütün mesele yeni atanacak bürokratların ehliyetli kişiler olması, o işi iyi bilen kişiler olması. Biz onların kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayacağız. Onun o işi en iyi yaptığına ikna olacağız. Evet, sen bu işi yapıyorsan gel kardeşim, sen bu işi yap. O ne kadar güzel iş yaparsa biz o kadar memnun oluruz. Evet. Şunu söylüyorlar, bunu da söylüyor. Bu, bana göre bu da çok önemli. Herkes kim hangi bakan olacak diye merak ediyor. Aslında hiç merak edilecek bir şey değil bu. Hangi bürokrat nerede olacak? Asıl merak edilmesi gereken o. O yüzden sordum. Bürokrat tabii, çünkü çalışmanız var mı? Az önce söyledim. Merkez Bankası'nın başına herhangi bir insanı atarsanız içerideki ve dışarıdaki finans çevreleri diyecek ki ya eski tas eski hamam, gene buldular bir adam getirdiler. Ama başka bir insan atarsanız konunun uzmanı, burada bir değişim var diyeceklerdir. Aynı şekilde biz hazinede, maliyede, Dışişleri Bakanlığı'nda yetkin kişileri getirdiğiniz zaman devlet dediğiniz kurum, evet bu saygın bir kurumdur ve bu kurum devletin çıkar, bu bürokratlar devletin çıkarlarını savunuyorlar demektir. Siz kalkar da hayatı boyunca dış politika ile ilgili tek makale okumamış veya hayatı boyunca dış politika ile ilgili bir düşünce ifade etmemiş kişiyi, hatta rüşvet alan kişiyi getirip büyükelçi yaparsanız devlette çürüme var demektir. Söylüyorum, isim de veriyorum. Rüşvet aldı, büyükelçi yaptınız diye dava da açmıyor. Normalde birisi bana dese ki sen rüşvet aldın mı dava açarım değil mi? Açarım, ispat ettiririm. Dava açamıyor. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? 21. yüzyılın dünyasından söz ediyorum. Yüzyıllık bir Türkiye'den söz ediyorum. Siz kalkacaksınız, rüşvet alan adamı, adamları birden fazla çünkü, büyükelçi atayacaksınız. Bu adam parayla Türkiye'nin bütün bilgilerini satar. Rüşvetçi çünkü bu. Siz bu adamı getiriyorsunuz. Ya nasıl getirirsiniz? Hangi akılla mantıkla getirirsiniz buraya? Devletin bütün nitelikli kadrolarını önce bunlarla alay ettiler. Büyükelçilerle bunlar, monşerler falan filan diye bir sürü şeydi. Hepsini tasfiye ettiler, büyük bir kısmını. Dışarıdan yabancı dil bilmeyen insanları getirdiler ya. Dışişleri Bakanlığı bu ya. Yabancı misyonla bu adam muhatap olacak. Derdini anlatacak. Türkiye'yi anlatacak bu adam. Türkiye'nin çıkarlarını anlatacak. Böylesine garip bir durum var. Ama ben şey değilim, umutsuz değilim. Bunların tamamını değiştireceğiz. Oraya çok ama çok nitelikli insanlar. Devletimizde var, içeride var, dışarıda var. Bunların hepsi yetkin yerlere gelecekler. Dış politikada da göreceksiniz. Gazi Mustafa Kemal diyor ya, yurtta barış, dünyada barış. Bu söylemin önemi şu. Mustafa Kemal'in bütün hayatı savaş cephelerinde geçmiş. Savaş meydanlarında geçmiş. Barışın ne kadar değerli olduğunu, huzurun ne kadar değerli olduğunu bilen bir insan. O nedenle siz dış politikanızı bunun üzerine inşa edemezseniz, işte Orta Doğu'da yaşananlar. Bakın,
bu bölgede ve dünyada dış politikada kaybeden tek ülke biziz. Tek ülke biziz. Her şeyi kaybettik. Mısır'la kavga ettik. Ya Mısır'la niye kavga edesin? Şimdi barışmak için araya bir sürü adam koyuyorlar. Suriye'yle kavga ettik. Şimdi Suriye'yle barışmak için araya Putin'i koyuyorlar. Ya acaba bizi buluşturur musun, yan yana getirir misin, bir oturalım, konuşalım, barışalım. Niye kavga ettin? Hangi gerekçeyle kavga ettin? Sorun çok ama hepsi çözülür. Bununla ilgili bir talep de var kamuoyunda. Aynı zamanda parlamenter sisteme dönüşle ilgili de çok ciddi ve net bir talep var. Kamuoyunda, evet, toplumda bunu görebiliyoruz. Evet, evet. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sıkıntılarını yaşıyor insanlar. Eski parlamenter sisteme değil, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Evet, şimdi ben de onu soracağım zaten. Şimdi buna geçileceğini söylediniz, mümkün olan en kısa sürede. Efendim, seçimi diyelim ki kazandınız. Parlamentoda milletvekilliği, evet, şekillendi. Ve diyelim ki AK Parti, ben de destek veriyorum, parlamenter sisteme geçilmesine hiç beklemeye lüzum yok dedi. Dolayısıyla parlamentodan, meclisten bunun çıkması olanağı oluştu. Evet. Ne dersiniz? Olabilir. Kabul eder misiniz? Şimdi bakınız, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Bununla ilgili bütün altyapı hazırlandı. Anayasa, meclis iş tüzüğü ile ilgili düzenlemeler hazırlandı. Elbette ki bu parlamentoya belli bir zaman dilimi içinde gelecek. Ondan sonra oturup konuşacağız. Tabii doğal olarak parlamentoda oturulacak, konuşulacak. Bizim arzu ettiğimiz gibi yasalışa çoktan memnun oluruz tabii. Peki mesela o meclis, şekillenen mecliste olur ha, AK Parti %0.5 farklı birinci parti çıktı. Evet. Ona hükümeti kurma görevini verir misiniz parlamento seçimden sonra? Sisteme dönüş. Seçimden sonra. Seçimden sonra. Seçimden sonra çünkü. Ama seçimsiz gideceğiz, şu değiştireceğiz parlamenter sistemi. Tabii şimdi bakın, seçimden sonra dememin nedeni şu. Şimdi biz bunu yapacağız. Şu anda bütün hükümet sistemi var olan yasalar çerçevesinde oluşturulmuş bir pozisyonda. Siz ancak seçime gideceksiniz, o seçimden sonra elde edileceğiniz sonuçlara göre başbakanlık olacak, bakanlıklar olacak, cumhurbaşkanlığı farklı bir misyonda olacak, yani devletin sigortası gibi olacak. O çerçevede değerlendirilecek. Peki bir çoğunluk oluşuyor ama AK Parti de derse ki hadi değiştirelim parlamenter sistem, o zaman mecliste olabilir. Bu tarafta Millet İttifakı var, o da çoğunluk bakıldığı zaman. Dolayısıyla öbür tarafta Cumhur İttifakı var. Biz şu anda ittifaklar üzerinde tartışıyoruz. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Bir de üçüncü bir ittifak var. Dolayısıyla bu çerçevede bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Burada partilerin çok fazla şeyi yok, rolü yok. İttifakların rolü var. İttifaklar ortak hareket ediyorlar, ortak karar alıyorlar. İşte biz örneğin ortak mutabakat metni hazırladık. 2400 maddelik, neyi nasıl yapacağımızla ilgili. Diyorlardı ya, efendim bu altı lider oturuyorlar, konuşuyorlar, dağılıyorlar. 2400 madde, her alanda neyi yapacağımızı. Bizim kadar ülkeyi yönetme konusunda hazırlıklı hiçbir iktidar yok. Her şeye hazırız. Cumhur İttifakı ne yaptı? Ne yapacaklar? Bir ortak mutabakat metni var mı? Yok. Yönetemezler. Zaten belli. Ama biz neyi nasıl yapacağımız, sağlıktan, tarımdan, dış politikadan, Avrupa Birliği'nden, bütün bunlardan, teknolojiden, üniversitelerden, her alanda neyi nasıl yapacağımızı yazdık, maddelere koyduk. Bu şu anlama geliyor. Tartışma bitmiştir. Artık eylem zamanıdır. Halktan yetkiyi aldık ve Türkiye'yi büyüteceğiz. O zaman efendim, siz şimdi mazbatayı bekliyorsunuz efendim. Mazbatayı bekliyorsunuz. Evet. Onunla bağlantılı bir soru soracağım. Çankaya Köşkü'nde oturacağım demiştiniz. Evet. Devir teslim Çankaya Köşkü'nde mi olur, Beştepe'de mi? Onu Sayın Erdoğan belirler, ben değil. Devir teslim olur mu? Devir teslim olur mu yani? Sayın Erdoğan sizin kazanmanız halinde katılır mı? Demokrasilerde temel kuraldır yani. Katılır birisi mı? Birisi gelir, birisi gider. Bu işin kaybedeni yok yani. Gidersiniz, devir teslim olur, mesele biter. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama var. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru kabul edecektir. Bu arada son bir dakikamızmış galiba. Onun hatırlatması, sizin güzel, yorgun olduğunuzu da biliyorum. Güzel, sandıktan çıkan her sonuç meşruysa zaten bizim istediğimiz de odur. Demek ki ortada İçişleri Bakanı'nın dediği gibi bir darbe marbe söz konusu değil. Efendim kazandığınızda
balkon konuşması yapacak mısınız? Yapacaksanız yerini belirlediniz mi ve önden bir o akşam 6 lider toplanacağız. 6 lider bir arada olacağız. Evet. Ayrıca İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları da beraber olacağız. Hep beraber belli kararları birlikte alacağız. Seçim sonucunu birlikte takip edeceksiniz o zaman. Evet, birlikte takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bir kez daha ve uzun haliyle okuyayım ve net bir yanıt alıp ondan sonra da reklamlara gideceğiz. Seçimi kaybederseniz tavrınız ne olur sorusuna çok saçma bir soru. Biz Türkiye'de halkımızın teveccühüyle geldik. Nasıl geldiysek milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği ne ise onu yaparız. Güzel. İstanbul'da belediye başkanlığını CHP aldığı zaman bizim başkanımız hayır çıkmıyorum dedi mi? Ne dersiniz? İstanbul seçiminde ne oldu? Aynı zarfın içine konulan 4 oy pusulasından 3'ü doğrudur, 1'i yanlıştır diye Yüksek Seçim Kurulu karar aldı. Karar kimin iradesiyle oldu? Hakimlerin mi? İnsanı güldürmesinler. Sonra ne oldu? Yine halkın hakimliğine başvuruldu. 13 binlik oy farkı 800 bine çıktı. Hiç endişelenmesinler. Devir teslimi yapacaklar. Biz onları uğurlayacağız. Hiç gerginlik yaratmanın, toplumu kutuplaştırmanın da bir mantığı yoktur. Öyle bir şey de asla aklımın ucundan bile geçmez. Onlar da hizmet yaptı. Biz de gelip hizmet yapacağız. Vatandaş iki hizmeti de görecek. Görecekler. Vatandaşımız görecek. Vatandaş için nasıl çalıştığımızı, yandaş değil, vatandaş için nasıl çalıştığımızı, onlara hangi imkanları sağladığımızı. Bakın kendimizde o kadar yüksek bir özgüven var ki, mecliste kesin hesap komisyonu kuracağız. Plan bütçe komisyonu dışında. Kesin hesap komisyonu başkanı ana muhalefetten olacak. Ve biz geçen yılın bütçesinin hesabını gidip ana muhalefete vereceğiz. Bu kadar Türkiye'yi düşünüyoruz. Ve kaynakların denetlenmesi için de bu kadar geniş bir imkanı daha parlamentoda muhalefete veriyoruz. Gel kardeşim sen kesin hesap komisyonu başkanı ol. Ben ve bakanlarım geleceğiz. Size her kuruşun hesabını vereceğiz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yolsuzlukların önünü bıçak gibi kesmek demektir. Efendim şimdi bu arada bütün Türkiye şunu konuşuyor sosyal medyada. Siz arıyorsunuz Muharrem İnce'yi, ulaşamıyorsunuz ama Sayın Cumhurbaşkanı arıyor ve kendisine ulaşabiliyor. Bu bir tartışma konusu olmuş sosyal medyada. Bir hesap uzmanı olarak da birinci turda bitecek bu iş ve diyorum, kazanacağız. Evet. Diyorsunuz. Elbette geleceğiz. Bütün hesaplarımızı yaptık. Bütün çalışmalarımızı yaptık. Ortak mutabakat metnimizi hazırladık. Toplum bütün kesimlerine neyi nasıl yapacağımızı da gayet net bir şekilde anlattık. Tekrar teşekkürler. Hızlı bir şekilde reklamlara gidelim. Dönüşte vedamız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla sohbetimiz. Belki bir iki soru daha olabilir. Onları da ekleriz.